Günaydın Türkiye. Bugün 16 Ocak 2020, 17 Ocak 2020 Cuma. Efendim bugün bizim için de çok önemli bir gün. Heyecan yaptım o yüzden biraz da tarihleri de karıştırdık. Bugün bizim programımızın birinci yıl dönümü. Hani derler ya vakit su gibi akıp geçer diye. Gerçekten öyle. Ben Deniz Gökhan Kıyış bu ekranlardan tam bir yıldır size günaydın Türkiye deme şerefine, onuruna layık görülüyorum efendim. 25 yıllık gazetecilik deneyimimizin ardından böyle bir maceraya girer misin denildiğinde hiç tereddüt etmeden neden olmasın dedik. Bu ülkenin iyiliği için, bu ülkenin çocuklarının iyiliği için, bu ülkenin gençlerinin iyiliği için gazetecilik adına söyleyecek sözlerimiz, yapacak işlerimiz olduğunu düşündük ve TGRT Haber'in değerli yöneticilerinin de layık görmesiyle birlikte bu maceraya atılmıştık. Bir sene önce, tam bir yıldır şu binanın içerisinde, İhlas Holding binası medya grubunun içerisinde, TGRT Haber bölümü içerisindeki değerli arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle, kardeşlerimizle, editörlerimizle birlikte, yani şoföründen tutun genel yayın yönetmenine kadar, bize işte her sabah çay getiren arkadaşlara kadar herkesin katkısı, emeğiyle kameramanları, muhabirleri, Ankara ekipleri, İstanbul ekipleri, birim şefleri, kim geliyorsa aklınıza hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Buradan bir kez daha konuşacağız. Bir yıl içinde neler yaptık, bir yıl içerisinde neler anlatmaya çalıştık. İnsanlar için çocuklar ölmesin demekten 2019 içerisinde gerçekten dilimizde tüy bitti ama dünya bu konuda, dünyayı yönetenler, ülkeleri yönetenlerin hiç umrunda olmadığına tanıklık ettik. Ve yine manşetlerde bu başlıklar var. FETÖ ile mücadele ediyor Türkiye. Türkiye bu sıcak coğrafya içerisinde pek çok başlıkla, pek çok bu bölgede demokrasi istemeyen, bu bölgenin halklarına demokrasiyi çok görenlerle mücadelesini sürdürüyor. Kendi içinde problemleri var mı? Elbette var. Ama problemleri aşabileceği bir de sistemi, bir de demokrasisi var. Dimdik ayakta duruyor ve bunu güçlendirmek için kime görev düşüyor derseniz sizlere, bizlere. Her zaman demokrasinin peşindeyiz, her zaman demokrasinin tarafındayız ve tarafında olmaya devam edeceğiz. Başka bir çözüm yolu aklımıza gelmiyor efendim. Günaydın Türkiye'ye başlayacağız. Günaydın Türkiye'ye başlarken bugün özellikle bu duygularımızı da aktarmak istedik efendim. Çünkü sonuçta vakit geliyor, geçiyor. Bu sözler havada kalıyor. Bu sözlerin ardından da başlıklar geliyor. Arkadaşlar şimdi başlıkları getirecekler. Önümüzdeki 3 saat dilimi içerisinde neler anlatacağız, neler söyleyeceğiz, onlara şöyle kısaca bir aktarmak istiyorum müsaadenizle. 2019'da en çok yüreğimizi kanatan haberlerden birisi var ne yazık ki yine. Barış Pınar Harekatı sırasında, öncesinde sivil şehitleri, operasyona giden Mehmetçiğin şehitleri, Barış Pınar'ın da ne yazık ki bugün de 3 şehit daha haberiyle sarsılmış durumdayız. İsimler, Piyade Binbaşı Şevket Tombul. Şimdi görüntülerde geliyor işte teğmenimiz, Piyade Teğmen Sinan Bilir. Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı. Ailelerine bu acı haberler verildi. Yine o sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Hüzün var, acı var, gurur var. Hepsini aktaracağız efendim ama 3 şehidimize, subaylarımıza, uzman çavuşumuza buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Barış Pınar'ın da 3 şehit daha manşetini attık. İlk manşetimiz. Devam edelim arkadaşlar. Sırada İdil yeniden tutuklandı. FETÖ ile mücadele ediyoruz cümlesini çokça konuştuk. Her gün bir operasyon haberi aktardık neredeyse bir yıldır. İşte özellikle nedense kullandığı hep İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı var. Oradan başlatılan operasyonların çokluğuna işaret edebiliriz. Ankara da aynı şekilde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da çok sayıda operasyon yaptı. Bu şafak operasyonları da genelde bizim programımızda aktardık. Metin İdil, öyle bir isim ki EDOK komutanı. Yani aslında darbe günlerinde o askeri yönetiminin organizasyon şemasının tam ortasında oturan isimlerden biriymiş gibi duruyor. Önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sonra dedik ki bu istikamette verilen bir karar var bir mahkeme tarafından. Tamam, başka bir mahkemede burası değil de şurası diyebilir. Yani ne bileyim bir tahliyesine der ya da ne bileyim deliller yetersiz bir şey der ama
bu kararı alıp buradan bu tarafa çevirdiler. Beraat etti. Beraat etti. Yani çok ilginç bir karar imza atıldı. Manşetlerde de bu durum çokça tartışılıyor. Köşe yazarlarının gündeminde var. O mahkeme, bu beraat kararını veren mahkeme üyeleri görevden alındı. Öyle bir başlık var. Şimdi şüpheler var. Dünden beri bütün Türkiye tartışıyor bunu. Yeniden gözaltı kararı verildi. Belki de kaçabilirdi bu arada. Yeni bir, işte biliyorsunuz o darbenin bir numaralı ismi olduğu ifade edilen ve Hava Kuvvetleri imamı olarak da adı geçen Adil Öksüz'ün kaçış süreci akıllara geldi. Darbenin olduğu gün aslında Ankara'da, o darbenin yönetildiği topraklarda, arazilerde yakalandı ve o gün yine FETÖ'cüler tarafından olduğu iddia ediliyor, serbest bırakıldı ve havalimanlarından geçiş görüntüleri de ortada, bir anda ortadan yok oldu, gitti. O gün bugündür Türkiye Adil Öksüz'ü tartışıyor, belki de iyi dili tartışacaktı bundan sonra da. Bir operasyona mı tabi tutuluyor Türkiye sorusu akıllarda duruyor. Ama Metin İdil yeniden tutuklandı ve cezaevine gönderildi efendim. Anadolu Ajansı muhabiri serbest bırakıldı. Sisi darbesi bu bölgenin, işte diyoruz ya, bu coğrafyanın insanlarına demokrasiyi çok görenler var. Belki de devletlerin, Mısır tarihi dünyanın en eski tarihlerinden bir tanesi. Ama ilk kez, bakın hani bu cümleyi kurmak bile ilginç, 3000-4000 yıllık bir tarihe bakıldığı zaman ilk kez seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardı, darbeyle devrildi. Hatası vardı, sevabı vardı, günahı vardı ama sonuçta darbeyle devrildi ve mahkeme salonunda hayatını kaybetti. İşte bu ülkede gazeteciler, gazetecilik faaliyeti yapanlar, Anadolu Ajansı'nın bürosu polisler tarafından basıldı. Ve benim de kullandığım, defalarca kullandım. Şimdi gösterilere gidenler, gazetecilerde o gazla birlikte çalışmak mümkün değil. Polis müdahale ettiğinde, güvenlik güçleri müdahale ettiğinde siz bu maskeleri takmak zorundasınız. Eğer takmazsanız ne görüntünüzü toplayabilirsiniz, ne haberinizi çekebilirsiniz. İşte bunları suç aleti olarak gösterdi Sisi. Ama Anadolu Ajansı, işte biliyoruz, görüyorsunuz, Anadolu Ajansı'nın genel müdürü de bu basın toplantısıyla o malzemeleri gösterdi. Bunlar suç aleti değil. Gazetecilik faaliyetinin içerisinde kullanılan bütün dünya gazetecilerinin, İngilizinin, Amerikalısının, Türkünün, Mısırlısının, aslında hepsinin kullandığı teçhizatlar bunlar dedi. Daha bırakıldı, serbest bırakıldı. Şimdi Mısırlıların akıbeti ne olacak? Onunla ilgili de Türkiye'nin çabaları var. Türkiye'den net mesajlar da gitti. Siyasetin her kanadından Mısır'a tepki var efendim. Karne günü. Evet, bugün biz de gideceğiz, karnemizi alacağız. İlk karnemiz. Benim de birinci sınıfa giden bir kızım var, ellerinizden öper. İlk kez karnesini alacak. Daha henüz okumayı tam sökemedik ama heyecanımız çok yüksek efendim. Bütün öğrencilerimize zayıf, not, kırık, boş verin gitsin. 15 gün sizindir. Dinlenin. Bir paylaşım daha aktaracağım. Milli Eğitim Bakanı'nın da mesajı var bu konuda. Milli Eğitim Bakanı da onu tavsiye ediyor. Okuyun, şarkı dinleyin, gezin, müzeleri gezin. Kış biliyorum bir yerlere gitmek mümkün değil ama İstanbul müze dolu. En azından İstanbul'da yaşayanlar için. Diğerleri için de öyle. Cennet her yer. Gidin büyüklerinizle takılın, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, bilgisayar oynayın, tadını çıkartın tatilin. Ama kitap okumayı da ihmal etmeyin diyoruz. Gelelim, çok sıcak olacak. Şimdi Birleşmiş Milletler, iyi haberler gelmiyor efendim. Çevre felaketleri o kadar çok üst üste geldi ki, işte buzulların erimesi bir taraftan, Avustralya'da yaşanan felaket, plastik felaketi, petrol felaketi derken dünya giderek ısınıyor. Ozon tabakası ile ilgili zaten söylenen 1980'lerden beri geliyordu. 1,5 derecelik bir ısınma yaşanmış ki iddia şu, bu yüzyılın sonuna kadar bu sıcaklık 5 derece daha artabilir. Amerika'da bilim adamlarının öngörüsü bu şekilde. Sıcak, çok daha sıcak olacak manşetini attık. İşte bu gündemle birinci yılımıza başlıyoruz efendim. İyi haberler var, kötü haberler var. Ne yazık ki şehitlerimiz var. Şehitlerimizi her zaman, ben öyle diyorum, toprağa vermiyoruz, yüreğimize gömüyoruz onları. Allah'tan rahmet diliyoruz efendim tüm şehitlerimize bir kez daha. Bu duygularla Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz.
Ve şehit haberiyle başlıyoruz efendim. Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 asker şehit oldu. Yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı saat 16.30 sularında gerçekleşti. Patlamada bir binbaşı, bir teğmen ve bir uzman onbaşı şehit düştü. Şehit ateşi Eskişehir, Şanlıurfa ve Tokat illerine düştü. Piyade binbaşı Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine iletildi. Şehit binbaşı evli ve iki çocuk babasıydı. 6 aylık olan küçük çocuğunu en son 8 günlükken görmüştü. Piyade teğmen Sinan Bilir'in acı haberi de memleketi Tokat'taki baba ocağına ulaştı. Evli olan 29 yaşındaki şehit 6 ay önce babasını kaybetmişti. Üçüncü Barış Pınarı şehidi ise uzman onbaşı Mustafa Alpaklı'ydı. Onun şehadet haberi de Şanlıurfa'daki ailesine verildi. 7 kardeşi bulunan şehit Alpaklı henüz bir ay önce evlenmişti. Türkiye gözyaşlarını yine şehitler için akıttı. Hakkari'de atış eğitiminde yaşanan kazada şehit olan piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Mihan Yedi'nin naaşları memleketlerine ulaştı. Atış eğitiminde şehit düşen şehitler için tören Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Mihan Yedi'nin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Tören alanında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Şehit Kaplan'ın cenazesi Mersin'e, Şehit Mihan Yedi'nin cenazesi de Zonguldak'a uğurlandı. Şehitlerin naaşları bugün toprağa verilecek. O sıcak haberi aktararak başlayacağız. Mısır'da yaşananlar efendim. Şimdi son dakika gelişmesi Anadolu Ajansı çalışanının serbest bırakılması ile ilgili. Diğer 3 çalışan ise hala gözaltında. Konuyla ilgili tepkiler devam ediyor. Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisini basarak 4 Anadolu Ajansı çalışanını gözaltına almasının üzerinden yaklaşık 40 saat sonra bir haber geldi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Hilmi Balcı isimli çalışanın serbest bırakıldığını duyurdu. Kazancı, diğer 3 çalışanın da bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini yineledi. Olayla ilgili tepkiler ise gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, baskın ve gözaltıların endişe verici olduğunu belirterek, gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nden de benzer bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması olayını takip ediyoruz diyen Avrupa Birliği, tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gazeteci arkadaşlarımıza biz de bir kez daha geçmiş olsun diyoruz efendim. Mısır'da yaşanan süreci protesto etmeyenleri de ayrıca protesto ediyoruz. Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan da bu konuyla ilgili net açıklamalar geldi. Mısır'da yaşananların tasvip edilemez bulunduğu net bir şekilde açıklandı. Şimdi Türk gazeteci serbest bırakıldı. Fakat öncesinde sinirler çok gergindi. Gazetecilik faaliyetinde kullandığı araçlar sanki terör örgütü unsurları ya da ajanlık faaliyeti yapan insanlar tarafından kullanılan unsurlarmış gibi. Gaz maskesi, işte kameralar vesaire. İşte tamam, gazetecilerin kullandığı aletler. Gelin burada İhlas Holding binası içerisinde de bunların onlarcasını bulabilirsiniz TGRT haberinin içerisinde. Yani gazetecilerin kullandığı aletleri ajanlık yapıyorlar diye tarif edip masanın üzerine koyup, hani eskiden böyle şeyler olurdu, Türkiye'de de vardı, masanın üzerine suç aletleri böyle konulurdu, arkasına da işte gözaltına alınanlar dizilirdi, buyurun çekin denilirdi. Allah'tan o günler geldi geçti. O günleri unutmak istiyoruz, gerçekten iyi bir uygulama değildi. Kalkması bitmesi iyi oldu bence. İşte Mısır'da da bunu yapmaya çalıştılar ama Türk gazeteciyi sonunda serbest bıraktılar. Öncesinde yaşananlara bakacağız şimdi. Sızdırılan haberin başlığında ofisimiz bir terör hücre evi olarak tarif edildi. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan haberle Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisi hücre evi olarak isimlendirildi.
Gazetecilerin kullandığı malzemeler delil olarak gösterildi. Kaire'nin durumu ortada. Gazeteci arkadaşlarımızın tedbir amaçlı bulundurdukları gaz maskelerini polis el konmuş suç aleti imajıyla, el konmuş suç aleti çağrışımıyla, illegal bir örgüt çağrışımıyla basınla paylaşmış. Mısır Polisi Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine baskın düzenledi. Biri Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Daha sonra bir kadın çalışan serbest bırakıldı. Gazetecilere yönelik bu muamelenin ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Dün gece geç saatlerde yeni bir gelişme oldu. Yani bu dünyada duyulduktan ve Mısır makamlarını artık rahatsız ettiğini düşündüğüm bir boyuta ulaştıktan sonra İçişleri Bakanlığı, Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan Sayın Bakanım, ofisimizin baskına ilişkin bir haber, kendisi bir açıklama yapmadı ama basına sızdırıldı. O haberde Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisi Rüceyvi olarak gösterildi. Anadolu Ajansı hakkında Mısır aleyhine yayın yapma suçlaması yapıldığı ifade edildi. Sızdırılan fotoğraflarla yapılan kara propagandayı Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı anlattı. Kamera ve yayına yönelik teknik aletlerin bulunduğu dolabı göstermiş. Bu tek bir kare paylaşmışlar. Sızdırılan haberin başlığında ofisimiz bir terör hücre evi olarak tarif edildi. Darbeci Sisi yönetiminin paylaştığı fotoğraflar arasında Türk bayrağının merkeze alındığı karede yer aldı. Ofis, çalışma ofisimiz olduğuna ilişkin çok net bir fotoğraf daha paylaşılmış. Ve bu da en acısı bizim açımızdan. Türk bayrağını merkeze alan bir fotoğraf. Bunu da yaymışlar. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Erdoğan, af yasasından Libya'daki gelişmelere, savunma sanayi projelerinden Kanal İstanbul'a kadar çok önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Dev projeyle ilgili müjdeyi böyle verdi. Kanal İstanbul projesine karşı çıkanlara tepki gösterdi. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda inanın en küçük bir bilgileri de yok. 34 ayrı bilim dalına sahip 200'ün üzerinde bilim insanı görev aldı. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 2019 yılını değerlendirdi. Bakanlarla birlikte milletin önüne çıktı. 2 saat boyunca yapılanları ve ileriye dönük projeleri anlattı. Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Erdoğan, kamuoyunda af paketi olarak bilinen infaz düzenlemelerinin yer aldığı ikinci yargı paketinin kısa süre içinde meclise geleceğini açıkladı. Birkaç hafta içinde meclis gündemine getiriyoruz. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Erdoğan, savunma sanayinde yerlilik oranını %70'lere çıkardıklarını belirtti. Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip olan insansız hava aracı Akıncı TİHA'ya ayrı bir parantez açtı. Akıncı bambaşka. Donanımlarıyla çok çok farklı. İrtifa, uçuş, mühimmat, dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri olduk. Erdoğan Libya'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'den habersiz adım atılmayacağını vurguladı. Her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değildir. Tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan sağlık alanında konuşurken sigara konusunda milyonları uyardı. Kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin, daha dinamik, daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün.
Libya konusu Türkiye'nin en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Şimdi bu değerlendirmelerin arasında işte Mısır'da yaşananlar, bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumu ve Hafter'in son anda masadan kalkıp jetini bilip ortadan kaybolması açıkçası. Rusya'nın ikna sürecinin devam ettiği iddialarının arasında Hafter'in Berlin toplantısındaki pazar günü çok önemli bir gelişme yaşanacak bu konuda. Belki Moskova olmadı ama Hafter'in Berlin'de imza atacağı ifade ediliyor. Libya'da ateşkes için sıradaki durak Almanya. 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak kritik zirve öncesi görüşme trafiği hız kazandı. Önce meşru ulusal mutabakat hükümetinin başbakanı Faiz Esserraç'la hükümete bağlı tüm siyasi birlikler başkent Trablus'ta bir araya geldi. Toplantının gündemi ateşkes süreci ve Berlin konferansıydı. Başkentteki bir diğer görüşmede Serraç ve Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Gassan Selami arasındaydı. Gündem yine ateşkes ve Libya kriziydi. Berlin konferansı ile ilgili istişareler yapıldı. Selami, Berlin zirvesinin nihai ateşkese varılması konusunda başarılı olacağından umutlu olduğunu söyledi. Bu arada darbeci Halife Hafter Berlin konferansında yer almayı kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi. Açıklamasında bulundu. Alman NTV kanalına konuşan Maas, Bingazi'de Halife Hafter'le görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi. Televizyon kanalı haberinde Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından çok önemli bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu. Konuyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuştu. Halife Hafter'in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının iyi haber olduğunu söyledi. İdlib'e bakmayı sürdürüyoruz. Şimdi vazgeçmiyorlar saldırıdan. Bunca tartışmanın, bunca kaosun arasında, bunca söylenen sözün arasında Suriye'de rejimi ve Rusya'nın vazgeçmediği bir saldırı var efendim. İnsanlığın kara sayfası manşetini atmış Milliyet gazetesi ve gazeteler arasında gördüm bir yerde biliyorum, onu arıyordum bu arada. İnsanlığın kara sayfası ateşkese rağmen pazarların bile bombalandığı İdlib'de önceki gün 19 sivil daha öldü. Artık Suriye'deki çocuk ölümlerine alışmış bir dünyadan bahsediyoruz. Belki de masaya oturulurken bu işte görüşülüyor bir taraftan da. Gördük El Muhabedat'ın lideriyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın toplantısına Moskova'da bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Şimdi yerinden yurdundan olan kaç kişi vardır sizce? 1000, 10 bin, 50 bin ne dersiniz? Tam sınırda 700 bin kişi var. Masada kalan anlaşmalar, çiğnenen ateşkesler. Ruslar ve Esad acımasızca saldırıyor. İdlib'e ölüm yağıyor. İdlib, Soçi mutabakatında güvenli bölge ilan edilmişti. Ne Esad kural tanıdı ne de Ruslar. Şehirdekiler her gün yeni bir kabusa uyandı. Hasbiyallahu ne'mel vekil. Binalar yerle bir oldu. Yuvalara ateş düştü. 1300'den fazla sivil can verdi. Çoğu çocuk ve kadındı. Sığınabilecekleri bir tek adres vardı. Rota yeniden Türkiye'yi gösterdi. Yüz binlercesi yola koyuldu. Birleşmiş Milletler yeniden olan göçmenlerin sayısını açıkladı. 350 bin Suriyeli Aralık'tan bu yana Türkiye sınırına sığındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi acı tabloyu ortaya koydu. Son durum raporunda artan saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği belirtildi. Allahu Ekber. Daha geçtiğimiz hafta Moskova ve Şam ateşkes kararı almıştı. Ateşkesi bozan yine onlardı. 3 nokta vuruldu, onlarca sivil hayatını kaybetti. Terörle mücadele içeride de devam ediyor. Şimdi Barış Pınar Harekat Bölgesi'nde ikisi subay, birisi uzman çavuş, 3 şehidimiz var. Yol kontrolü yaparken
bomba yüklü araçla o kontrol noktasına saldırdı teröristler. Orada Suriyelilerin güvenliğini sağlamak için, orada bir yaşam alanı oluşturabilmek için çabalıyordu onlar. Bir binbaşımız, bir teğmenimiz ve bir uzman çavuşumuz orada şehit düştü efendim. Tel Abyad'da Suriyelilerin güvenliğini sağlayabilmek için çabalarken, çocukları bu bombalardan kurtarmak için çabalarken subaylarımız ve uzman çavuşumuz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. Bu topraklara barış gelsin diye dua ederken aslında bir taraftan da Mehmetçiğimizin sağ salim evlerine dönebilmesi, bunu da düşünüyorum. Tabii ki komşu, tabii ki Suriyeliler, çocuklar tamam ama bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanıp Mehmetçiğin kendi evine, çocuklarına kavuşması, babasız büyüyecek çocuklar ordusuna yenileri eklenmeye devam ediliyor. Onun için biz bu coğrafyada barış istiyoruz efendim. Çocuklar babasız büyümesin. Ve bu terörün kökünün kazınabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar sürüyor. Özel harekat timleri yeniden bir kapan operasyonuyla sahadaydı. Teröristler dört bir yandan kapana kapılıyor. Batman'da Kapan 4 MAVA operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma ve polis özel harekatla güvenlik korucularından oluşan 795 personel katıldı. Güvenlik güçleri teröristleri tespit ederek kış üstlenmelerini imha edecek. Daha önce de Mardin, Hatay ve Hakkari'de de kapan operasyonları başlatılmış, birçok terörist etkisiz hale getirilmişti. Batman'da bunlar yaşanırken Van'da jandarma komando timleri terörist peşindeydi. Hakkari-Van-Şırnak üçgeninde yürütülen operasyona 200 personelden oluşan 14 tim katıldı. Operasyon kapsamında 2014 yılından beri aranan iki terörist yakalandı. Tespit edilen mağarada çok sayıda EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor. İyi dil haberi. Metin İyi Dil haberinden bahsedeceğiz şimdi. Bu şekilde tarif ediyorum anlaşılsın diye. Benim kafam karışmıştı başlangıçta. Şimdi bir mahkeme, Ankara'da yargılayan mahkeme delilleri koydu. İşte bu delil var. Burada şahitler var, burada fotoğraflar var. Bunlara bakıyor ve diyor ki bu adam FETÖ yöneticisidir vesairedir. 10 yıl, 20 yıl müebbet neyse o ceza... Müebbet verildi bu arada. Müebbet hapis cezası verilen bir isim. Şimdi başka bir mahkemenin önüne geliyor. Ya bu delili beğenmedim, bu fotoğrafta flu çıkmış, bu şahidin de şahitliği geçerli değil deyip müebbet verilen adama tahliye, beraat. Çok ilginç bir hikaye yaşanıyor burada. Adil Öksüz akıllara geldi. Darbenin bir numaralı ismi olduğu ifade edildi. Hava kuvvetleri imamı olduğu ifade. Pek çok iddia ortaya atıldı. Gözaltına alındı. Yarı çıplak o gözaltı fotoğrafları ortaya çıktı ve Adil Öksüz yok oldu gitti. Belki Metin İyi Dil'de gidecekti ve Türkiye FETÖ ile ilgili çok büyük tartışmaları beraberinde getirecekti. Tabii ki mahkemelerin kararlarını oturup buradan dosyanın içeriğine sahip olmadan eleştirecek ya da ne yaptın diyecek kadar akılsız değiliz. O konuda mahkemelere güvenimiz sonsuz ama bu büyük kafa karışıklığı da sonrasında gelen bilgilerle daha çok karışıklığa neden oldu. Önce şu haberi izleyelim, sonra bu tartışmaya bakalım isterseniz. Önce darbe suçlamasıyla tutuklanıp müebbet aldı, sonra beraat edip serbest kaldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Eski EDOK komutanı Kor General Metin İyidir ile ilgili baş döndüren gelişmeler yaşandı. Eski EDOK komutanı Kor General Metin İyidir, 2016'daki FETÖ darbesinin hemen ardından gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İyidir, yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Metin İyidir'le ilgili suçlamalar arasında 15 Temmuz öncesi aralarında Mehmet Parti göçünde bulunduğu bazı darbe sanıklarıyla sık sık görüşmesi vardı. Aynı zamanda darbeciler tarafından hazırlanan Sözde Sulh Konseyi atama listesinde de ismi yer alıyordu.
aynı zamanda Burdur'da komando tugayındaki harbiyelileri darbe gecesi Ankara'ya getirebilmek için ısrarlı çaba sarf ettiği iddia edilmişti. Sadece bunlar değil, Kara Harp Okulu'ndaki görüntülerini sildirmeye çalışması da darbeye iştirak ettiğini gösteren bir başka delil olarak gösterilmişti. Ancak Ankara Bölge Mahkemesi 20. Ceza Dairesi önceki gün bu hükmü kaldırdı. Metin İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verdi. İstinaf Mahkemesi beraat gerekçesinde İyidil'in isminin sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin atama listesinde yer almasının tek başına delil olamayacağını belirtti. Gerekçe de İyidil'in darbe karşıtı isimlerle de görüştüğü, darbe karşıtı faaliyetlerde bulunduğu ve lehine tanık beyanları olduğu ifade edildi. FETÖ şüphelisi İyidil tahliye olurken Ankara Bölge Mahkemesi Başsavcılığı karara itiraz etti. Talebi değerlendiren 21. Ceza Dairesi de İyidil hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Eski Kor General İyidil aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kayınbiraderi. Polis Metin İyidil'i Ankara'daki evine gözaltına almaya gittiğinde bulamadı. İyidil, Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan ve gelini Aslı Özdemir'le birlikte yakalandı. Batuhan ve Aslı Özdemir çiftiyle İyidil'in avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı. Metin İyidil'i kaçırma şüphesiyle gözaltına alındığı iddia edilen 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Metin İyidil tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Tüm bunlar olurken Hakimler ve Savcılar Kurulu da flaş bir karar aldı. Kurul İyidil'i serbest bırakan Ankara Bölge Mahkemesi 20. Daire üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Dairenin başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. Ve gazetelerle devam ediyoruz. Bu İyidil tartışmasını burada gazetelerin manşetlerinde de görmek mümkün efendim. Özellikle Türkiye Gazetesi'nin manşetin ilk sayfasının ama böyle o tam ortada göbekte bu konu ele alınmış. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Yargıda İyidil kaosu diyor Türkiye Gazetesi. Tahliye kararı verenlere uzaklaştırma kararı çıktı bu arada. Yani yargıda, yargının içine sıçrayan bir tartışma haline dönüştü. Metin İyidil'in tahliye edilmesi, beraat ettirilmesi aynı zamanda. Mahkeme dağıtıldı diyor. Sözcü Gazetesi'nde böyle bir başlık aynen verilmiş. Beraat kararı veren başkan ve üyeler dağıtıldı. Hakimler Savcılar Kurulu anında müdahale etti konuya. Müebbet hapsine kaçırmaya çalıştılar iddiası da var. Ama yeniden cezaevinde bu arada. Müebbet hapsi beraate çevrilerek tahliye edilen darbeci general Metin İyidil yeniden tutuklandı. Tahliye kararı veren hakimler pasif göreve alındı. İzini kaybettirmeye çalıştı diyor haberde. İlginç detaylar var. Eski Kor General İyidil önceki gece apar topar serbest bırakıldı. 21. Ceza Dairesi başvuru üzerine jet hızıyla tahliye kararını kaldırdı. İyidil hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Darbeci general izini kaybettirdi. Emniyette kriz masası oluşturuldu. Adım adım takip edildi bu süreç içerisinde zannediyorum. Bir operasyonla kaçırılması, yurt dışına kaçırılmasını engellemek için. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. İyidil, Çiğdem Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Hakimler Savcılar Kurulu, tahliye emrini veren mahkeme heyetine görevden el çektirdi. Mahkeme başkanının 15 Temmuz'dan sonra bir süre açığa alındığı belirlendi diyor Ebru Karatosu'nun haberi. Şimdi bu arada ilginç gözaltılar yaşandı. O da çok tartışıldı. Yeğeni, gelini ve avukatına gözaltı kararı verildi. Onlar ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Metin İyidil'in kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen yeğeni Batuhan Özdemir ile eşi Aslan Özdemir ve avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini olan şüphelilerle avukat savcılıktan serbest bırakıldı diyor Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Şimdi gelelim tartışma kısmına. Burada Türkiye Gazetesi'nde bununla ilgili Cem Küçük'ün bir yazısı var. İyidil'i kim koruyor diye soruyor Türkiye Gazetesi köşe yazarı Cem Küçük. Şu bölümünü kısaca aktarmak istiyorum müsaadeniz olursa efendim. Çünkü tartışmanın içeriğini anlamak adına da belki bizi aklımızı berraklaştıracak. Çünkü biz bir taraftan ne diyoruz? Bakıldığı zaman sanki bir adil öksüz operasyonu gibi duruyor ortalıkta. Kuşku oluşturuyor en azından. En sonunda kararı yine mahkemeler adalet verecek. Adalete güvenmek zorundayız. Mahkemelerimize güven. Başka güvenecek bir şeyimiz yok. Başka yapacak, tutunacak bir dalımız yok. Bu ülkeye adaletin bütün koridorlarına kadar adalet oturuncaya kadar
bizim tam olarak bir demokrasiye sahip olduğumuzu iddia etmek, tam olarak geliştiğimizi söylemek mümkün olmaz. Adalet mülkün temelidir efendim. Şimdi Cem Küçük neler anlatıyor? Bu nasıl oldu diye soruyor aslında. Nasıl olur da darbeci olduğunu herkesin bildiği bir kor general beraat ettirilir? Biri bana izah etsin diye de sormuş. Ayrıca bu karar insanların adalete olan inancını zayıflatıyor diyor Cem Küçük. Bir mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verirken diğeri beraat veriyor. İki aşırı zıt karar. O zaman mahkemelerden biri hiyanet içinde demiş. Böyle bir iddiası var. Ki bu olayda beraat kararı verenlerin siciline ve geçmişine baktıkları davalara da iyi bakmak lazım. Halk adalete nasıl güvensin? Mahkemeler böyle kararlarla itibarsızlaştırılıyor. Sonra insanlar adalete nasıl güvenelim diyorlar diye soruyor haklı olarak Cem Küçük. FETÖ mücadelesi sulandırılırken diye de devam etmiş. Burada başka iddiaları da var. Uzun bir bölüm Türkiye Gazetesi'nden bu işi okuyabilirsiniz ama Fuat Oğur'la ilgili iddialar, Rus Büyükelçisi'nin suikastine dair davada görülen, konuşulanlar da Cem Küçük'ün köşe yazısında ifade ediliyor. Bu iddialar gerçekten insanın kafasını karıştırmıyor değil. Yani bakıldığı zaman yine bir o FETÖ'nün kamikaze denilen bir adalet içerisindeki kripto yapılanmasının operasyonu olduğu iddiası köşelere, kafalara, akıllara gelmiyorsa o akılda bir eksiklik olması lazım. Ben adalet, adalet, adalet derken, mahkemelere sonsuz güveniyoruz derken, geçmişte yaşadığımız ve aldatılma süreçleriyle karşımıza gelen bu iddiaları bir kez yaşayacağız anlamında söylemiyorum. Bunu bir kez daha aynı hatayı tekrarlarsak bu kez hata bizdedir. Öyle bir söz vardır ya efendim. Sen beni bir kez kandırırsan hata senindir. Benim hatam yoktur ama beni ikinci kez kandırıyorsan bu kez hata benimdir. Burada bir kez daha aynı golü yiyemeyiz. Özellikle FETÖ süreciyle ilgili eğer gelecek kuşaklara şöyle ayağı yere basan bir devlet bırakacaksak, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum, FETÖ'nün tamamen bütün artıklarıyla bu devletin yönetiminden uzaklaşmak. Tarikat mı yapacak, cemaat mi yapacak, birliktelik mi yapacak, ne yapacaksa yapsın. Devletten, yönetim mekanizmasından, duygusundan, bu ülkeyi yönetme arzusundan, insanlara verdikleri acıdan, cefadan, benim 5 yaşındaki çocuğumdan tutun da 70 yaşındaki orgeneraline kadar verdikleri hasar, gazeteciler, ülkenin bütün kurumlarını alaşağı etmeleri bizim en çok karşı durmamız gereken bir numaralı terör örgütü olarak karşımızda sapasağlam duruyor. Hala bu kararları aldırabiliyorlar mı diye de merak konusu oluyor tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları yine Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında efendim, çöküş planı dirilişe döndü iddiasında bulunuyor Cumhurbaşkanı. Türkiye Gazetesi de bunun detayları olarak almış ilk sayfasına. Amerika radarda yanılttı diyor. Bu uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak ifadeler var. Ukrayna uçağını vuran Tahran. Amerika Birleşik Devletleri radar sistemimize elektronik müdahale yaptı diyor Osman Sağırlı'nın haberi. O iddia da ortalıkta. Bu çok tartışılacak. Bu uçağın düşürülmesiyle ilgili İran, Amerika Birleşik Devletleri, İran sokaklarında yaşananlar daha bu yükü ne kadar kaldırabilir bilmiyorum İran ama sonuçta ekonomik ambargo altında ezilen bir İranlı var. İranlılar var, milyonlar var, ilaca ulaşamayan hastalar var. Elbette ki İran bu yükü sırtlamaya çalışıyor ama kolay iş de değil bakıldığı zaman. Hani buradan konuşması kolay ama orada yaşaması bu işi çok da kolay değil efendim. Şimdi Ukrayna uçağı ne olacak tazminatlar? Kim düşürdü? İran kabul etti suçunu, hata yaptık dedi ama yanıltıldıkları iddiasında bulunuyor bu uydu ve radar sistemlerinin yanıltmasıyla. Bir araştırma yapılacaktır ama sonucunun çıkacağını zannetmiyorum. Bu gerginlik arasında zaten kimsenin de umurunda olmayacak. Bu uçak işi unutulup gidilecek gibi geliyor bana. Üçü Tel Abyad'da, 5 şehit. Dün üst üste acı haberler geldi Türkiye'den. Önce biliyorsunuz dün sabah biraz da programımız içerisinde gelmişti bu bilgi. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Hakkari'de o atış eğitimi sırasında yaşanan bir kaza sonucu 2 şehidimiz vardı. Ve daha sonra akşam üzeri gelen bir bilgi ise Tel Abyad'dan bu bombalı araçla düzenlenen teröristlerin düzenlediği saldırıda ikisi subay olmak üzere, birisi binbaşı ve bir diğeri de teğmen, üçüncü isimse bir uzman onbaşı burada şehit düştü. 5 şehidimiz var dün, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu çabaları
Umuyorum özellikle Suriye bölgesinde kısa sürede bitirilir. Orası barışa kavuşur ve diyorum ya, çocuklar babasız kalmaz umarım efendim. Çocuklar için en büyük korku babasız olmak korkusu. Umuyorum böyle bir acıyla başka çocuklar karşılaşmaz. Bugüne kadar yaşananlara da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet sahip çıkması gerekir diyenlerdenim. Şehit çocuklarına, şehit ailelerine her zaman yanındayız. Başımızın tacı onlar. Faizlerde 0.75 puanlık bir indirim daha geldi. Bu sene galiba 225 bas puan daha bir indirim olacak. Benim ekonomi çevrelerinden okuduğum, köşe yazarlarından aldığım bilgiler bu yönde. En azından ekonomi bunu tartışıyor. Yıl içerisinde 225 bas puanın 0.75 bas puanına dün ateş etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bugün Milli Eğitim Bakanı'nı da paylaşacağız dedim ya, kafamızda orada kaldı. Merkez Bankası'ndan, bu para piyasaları kurumundan bu hamle alınmış durumda. 0.75 bas puanlık bir indirim gerçekleşti. Geriye 150 bas puanlık bir indirim daha olduğu söyleniyor. Tabii sonuçta Merkez Bankası bu kararı daha da artırır mı? Artırır. Burada bırakır mı? Bırakır. Ama ekonomi nasıl gider? Onu da sevgili Melih Okur'la konuşacağız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı'nın bakanlarıyla birlikte verdiği "Biz ayaktayız" mesajını ve yıllık değerlendirme toplantısını AK Partililerle birlikte yaptı. "Türkiye tökezlesin diyene hüsran var" diyor Hürriyet gazetesi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları manşet haberi olarak değerlendirmiş. Ve Zeugma'da neler oluyor sorusu. Bakın, arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbinge maruz kaldığı için intihar ettiği öne sürüldü. Hürriyet gazetesinden bu haberi aktaralım. "Ben masumum, kameralara bakın" ifadeleri ise bir not bırakmış burada Merve. Merve bir not bırakıp sonra canına kıyıyor ve diyor ki "Ben masumum, kameralara bakın." Nasıl bir mobbinge maruz bırakıldığına dair soru işaretleri var. Zeugma'da neler oldu diyor Hürriyet gazetesi de. İddiaya göre Zeugma Mozaik Müzesi yönetimi kaydı bulunmayan 100 tarihi eseri zimmetine alması için Merve Kaçmış'a baskı yaptı. Kaçmış bunun prosedüre aykırı olduğunu söyleyip reddetti. Buna rağmen müze yönetimi baskıyı sürdürdü. Baskıdan bunalan ve psikolojisi bozulan Kaçmış intihar etti diyor İdris Emen'in haberinde, Hürriyet gazetesinin manşet haberi. Ailenin avukatı Aslı Pasinli, Kaçmış'ın intihardan önce yazdığı dosyaya giren bir not olduğunu söyledi. Pasinli ilk cümlesi "Ben yapmadım, masumum, her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz." Şimdi buradaki tarihi eserlere birileri iç mi ediyor sorusu aslında, sorulmaya çalışılan soru bu. Evet, yani Zeugma'da neler oluyor, neler oldu sorusu bugün Hürriyet gazetesinin sür manşetinde. Ve bu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapla ilgili olarak biliyorsunuz bir tiyatro eseri üzerinden bir tartışma başlamıştı. O fotoğraf karesi yine paylaşılıyor. Burada fotoğraftaki beşinci kadın diye başlık atmış Nedim Şener. Şimdi şunu bir eğir oturup doğru konuşmak lazım. Buradaki tiyatro oyununa katılanlar teröre destek verdikleri iddiası ile eleştirilmeye devam ediliyor. Ama ortalıkta sonuçta seçim ittifakları arasında ittifak olmayan ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu noktalarda HDP'nin aday göstermeme süreciyle ortaya çıkan bir birliktelik de söz konusu. Aynı zamanda tabii burada Millet İttifakı'nın içerisindeki unsurlara bakıldığı zaman işte İyi Parti'nin bu konuyla ilgili ne diyeceği çok konuşulmuştu o zaman. Nedim Şener de bu fotoğraf karesine almış ve fotoğraftaki beşinci kadın diye soruyor. Tiyatroda ön sırada oturan 4 değil 5 kadın var diyor. Fotoğraftaki 5. kadın HDP eş başkanı Pervin Buldan. Peki onu yok saymak ayıp olmuyor mu diye sormuş Nedim Şener. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı oyunla ilgili tartışmalar tiyatro sanatçılarının performansıyla değil, izleyici koltuklarında ön sırada oturanlarla ilgiliydi. Çünkü asıl oyun tiyatro orada oynanıyordu demiş Nedim Şener. Yani ortamı germek ve bunun üzerinden prim yapma duygusu, bilemiyorum ya. Yani evet, tamam, burada tartışılacak şeyler yok mu? Elbette var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde de tartışılıyordur, İyi Parti'de de tartışılıyordur. Ama bu işin kaşıyarak elde edilecek bir aslında reyting kaygısı diye düşünüyorum ben. "Keşke canlı bomba seheri de yazabilse" demiş. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitap var, adı Seher.
Kimileri kitabın Ankara Kızılay'da 35 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör örgütü YPG PKK üyesi Seher Çağla ile ilgili olduğunu yorumlarını yazdı. Evet, kitapta üzerinde ayrıca durulması gereken birçok isim var ama onlar başka bir yazımın konusu olacak demiş ve Seher'le ilgili tartışma başlatmış. Namusu kirlendi diye ailesi tarafından infaz edilen bir kızın adı. Yani isimden başka benzerliği görünmüyor. Ve diyor ki burada keşke canlı bomba Seher'i de yazabilse. Yani bu süreçler içerisinde tek bakış açısıyla gitmemek lazım diyerek Selahattin Demirtaş'a da bir mesaj göndermiş. Nedim Şener o tartışmayı da onun aracılığıyla aktarmış olalım. Milliyet gazetesiyle tamamlıyorum müsaadenizle. İnsanlığın kara sayfası, girişte de bunu aktarmaya çalıştım. O fotoğraf karesini yüreklerine dokunmayan varsa insanlığını kaybetmeye başlamıştır diye düşünüyorum herhalde. Milliyet gazetesinde aralıksız saldırı var, kamplar dolmuş durumda bilgisini paylaşıyor ve çocukların çamurun içerisinde, soğuğun arasında, onlar bir de canını kurtarmak için buraya geldi. Yani bombalardan kaçan çocukların verdiği şu fotoğraf karesine bir bakar mısınız? Ateşkese rağmen pazarların bile bombalandığı İdlib'de önceki gün 19 sivil rejim kurbanı oldu. Kasım 2019'dan beri sınıra göç edenlerin sayısı tam 382 bin Kasım'dan beri. Ama bölgede çadır şehirler var. Tabii Türkiye artık daha fazla mülteci yükünü kaldıramayacağını ifade ederek o bölgede yaptığı operasyon bölgelerinin ötesinde kalabilmelerini, güvende olabilmelerini sağlayabilmek için yine gıda yardımları, diğer yardımlar vesaire yapıyor. Ama bu bölgelere, Türkiye sınırlarının içerisine taşınılmaması için, Suriye'de kalabilmeleri için onlara orada yardım etme çabasını sürdürüyor. Bahçeli otosunu hediye etti diyor efendim Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, koleksiyondaki bir otomobilini daha partisinin milletvekiline hediye etti diyor. Bahçeli Bülent Karataş'a 06 BJK 006 plakalı Mercedes aracını verdi. Bahçeli Mayıs 2019 tarihinde de Ford Mustang aracını Kayseri milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti. Bilgisini paylaşmış. Arkeolog Merve neden öldü sorusunu Milliyet de sormuş. Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın kayıp tarihi eserleri üzerine zimmetlemesi için uygulanan mobbing yüzünden intihar ettiği iddia edildi. Çok ilginç bir iddia. Burada tarafları da dinlemek isteriz açıkçası. Aslında Zeugma Mozaik Müzesi'nden bir yetkili varsa bizi duyan arasın. Onlarda neler oluyor? Burada tek taraflı konuşmak istemeyiz tabii ki. Yani sonuçta iddia varsa cevap da verilebilir. Eğer ararsanız onu da size sorarız. Yani Merve'nin ölümüyle ilgili bu iddialar, bu eserler, tarihi eserler neden bahsediyor? Neden bahsediliyor bu iddiada? Kaç eserden bahsediyoruz? Zeugma'nın içini mi boşaltıyorsunuz? Ne oluyor orada? Özellikle araştırma konusu olacaktır zannediyorum. Bölgeden gelen haberleri hiç merak etmeyin, takip ediyor olacağız. Gelelim ekonomiye. Ekonomiyle devam edeceğiz. Bizim cebimizi ilgilendiriyor. Elbette ki şu anda biraz makroekonomik gösterge olarak önümüze çıksa da faiz tartışması direkt olarak aslında vatandaşın cebine ilgilendiriyor. Hemen piyasaya yansımaları oluyor. 0.75 bas puan. Aslında çoğunlukla beklenti bu istikametteydi. 0.50 ile 1 puan arasında bir faiz indirimine gidileceği bekleniyordu. Belki ilk toplantıyı pas geçebilir Merkez Bankası diyenler de vardı ama bu olmadı efendim. Merkez Bankası faizleri 11,25'e indirdi. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun indi, iniyor. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi oldu. 2020'nin ilk faiz indirimi gerçekleşti. Merkez Bankası 75 baz puanlık indirimle politika faizini %12'den %11,25'e çekti. 2020 yılının ilk Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı yapıldı. Gündemde faiz indirimi vardı. Kurul yeni yılın ilk faiz indirimine giderek politika faizini 75 baz puana düşürdü. Faiz oranları %12'den %11,25'e çekildi. Alınan son faiz indirim kararı ile birlikte Merkez Bankası'nın son 5 toplantıda yaptığı faiz indirimi 12,75 puan olarak kayıtlara geçti. Küresel çaplı saldırıların sebep olduğu kur etkisiyle göstergeler bir parça gerilemiş olmakla birlikte ekonomideki hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada
enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alındığı ve bu kapsamda politika faizinde ölçülü bir indirim yapıldığı vurgulandı. Ayrıca yapılan toplantıda daha önce 8 olan para politikası kurulu sayısı 12'ye yükseltildi. Dönem güçlü devlet başkanları dönemi. Hem Avrupa'da hem işte Rusya'ya baktığımız zaman sanki Putin'le yaşlanacakmışız gibi hissetmeye başladım efendim. Moskova'da siyaset sahnesi yine hareketli. 2024 seçimlerinde başkan adaylığı anayasa engeline takılan Putin, sistem değişikliği için referandum istedi. Başbakan Medvedev ise istifasını sundu. Başbakanlık koltuğunun yeni sahibi de hemen belli oldu. Göreve Mikhail Mishustin getirildi. Grafikçikumu bu düşün. Это низкие доходы. Putin anayasa değişikliği için referandumu işaret etti. Başbakan istifasını sundu. Moskova'da siyaset sahnesi hareketlendi. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 20 yıldır ülkesinin siyasetine damga vuran isim. 2024'te yeniden aday olması anayasa engeline takıldı. Putin kolları sıvadı, federal meclis üyelerine seslendi. Siyasal sistem değişikliği için referandum istedi. Öneri devlet başkanının yetkilerinin daraltılmasını öngörüyor. Parlamento ve başbakana daha fazla söz sahibi olma hakkı tanıyor. Rusya'da Putin'in başkanın görev süresini uzatmak için hamle yapması bekleniyordu. Putin tartışmalara da son noktayı koymuş oldu. Açıklamaların yankıları sürerken Başbakan Dmitri Medvedev, Kremlin Sarayı'nda soluğu aldı, kendisinin ve hükümetin istifasını sundu. Putin, Medvedev'e teşekkürlerini iletti. Medvedev, bundan sonra Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı yapacağını duyurdu. Yeni hükümet kurulana kadar parlamentonun göreve devam etmesini istedi. Putin, Başbakanlık koltuğunu Federal Vergi Servisi Başkanı Mikhail Mishustin'e önerdi. Mishustin görevi kabul etti. Putin Rusya'da iki kez ard arda başkan seçilmesinin ardından 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmişti. Şimdi Trump'a geleceğiz. Putin'e baktığımız zaman dedim ya, sanki Putin'le yaşlanacakmışız gibi bir hissiyata kapılıyorum bazen. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıldığı günü, yani o dönemi hatırlıyoruz. Bir Gorbaçov vardı. Ondan sonra başka da bir lider gelmiyor aklıma. Varsa beni düzeltin lütfen. Gorbaçov'dan sonra özür dilerim. Asıl bu süreci yöneten bir isim daha vardı. Ama Putin o koltuğa oturdu. Kalkmaya pek niyeti yok. Peki Amerika'da neler yaşanıyor? Amerika'da biraz daha demokratik durum söz konusu. Seçimler için çabalayan bir Trump var. Amerika'da işler Rusya kadar kolay değil. Ama burada oturan isminde, yani aklı yerinde açıklamalar yaptığına çok tanık olmuyoruz. 2019 yılı içerisinde o kadar acayip tweetleriyle karşılaştık ki biz ona Mr. Trump dedik. Trump bakın bu kez ne yapmış söylemek bile istemiyorum. Buyurun beraber izleyelim. In Iraq, yol kenarlarına bomba yerleştirmeyi severdi. Bu yüzünden binlerce insan kolsuz ve bacaksız kaldı. Trump öldürme emrini verdiği İranlı General Kasım Süleymani'ye kürsüden böyle küfretti. Etrafta gördüğünüz kol ve bacağı almayan birçok kadın ve erkeği Süleymani bu hale getirdi. İşte onun sevdiği şeyler bunlardı. O yol kenarı patlayıcılarını severdi. Amerika'da başkanlık seçimlerine kısa süre kala yarış kızıştı. Trump Milwaukee'de düzenlenen mitingde konuştu. Bağdat'ta suikastle öldürülen Süleymani hakkında çok ağır sözler sarf etti. Yol kenarlarına bomba yerleştirmeyi severdi. Bu yüzünden binlerce insan kolsuz ve bacaksız kaldı. Ve bu saat dilimimizi tamamladık efendim. Önümüzdeki saat diliminde hem çocukların karne sevincine bakacağız, hem şu bir yıl içerisinde neler yapmışız ona bir bakacağız. Kısacık bir araya ihtiyacımız var. Sakın bizden ayrılmayın efendim.
Gelelim bu gıdadaki dolandırıcılık hikayesi. Ama bu basit bir dolandırıcılık olarak önümüzde değil. At eti, domuz eti, uygun olmayan gıdaların içerisine konulan ürünler. Yani sizin, bizim, çocuklarımızın, ailemizin sağlığıyla oynayanlar şimdi cezasız kalmayacaklar deniyor haberde. 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ama bakın, Milliyet Gazetesi'nden bir haber aktarmak istiyorum. At etine rağmen işe devam diyor Milliyet Gazetesi. Tarım Bakanlığı'nın yayımladığı tahşiş ve taklit listesinde kıyma ürünlerinde at eti tespit edilen iki işletme satışına devam ediyor. İstanbul Tuzla'daki Deniz Börek Salonu'nun işletmecisi, kıymayı aldım, kasapla davalık oldum, kumpas gibi bir şey derken, Esenler'deki kurban etin yeni sahipleri cezayı duyduktan sonra aradıkları işletmenin ilk sahibine ulaşamadıklarını öne sürüyor diye bir haber yapmış. Yani değişen bir şey yok. Bu taklit ve tahşişi yapanlar bizim ödedikleri cezalardan daha fazla bir kazanç elde ettikleri için bu taklit ve tahşişi yapmaya devam edebiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma dur dedi. Gıda sahtekarlarına büyük cezalar içeren yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığıyla oynayan sahtekarlara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde sucuk ve köftede domuz eti, çikolatada ve enerji içeceklerinde sildenafil, çayda boya, zeytinyağında palm ve başka bitkisel yağlar, balda ise glikoz şurubu tespit edildi. Zaten hep millete yediriyorlar, millete hasta ettiler. Domuz eti, at eti, eşek eti hepsi varmış. Zeytinyağda hileli ürün kontrolleri devam ediyor. Ankara'daki laboratuvarda ilk numune örneğini sisteme aktarmak için çalışmalara başladı. Daha sonra gereken analizler yapılacak. Ardından zeytinyağdaki hileli ürün ortaya çıkacak. Tohum yağı bakıyoruz, trans yağı bakıyoruz ve başka bir ürün katıp katmadıklarının analizlerini, bunlar 6-7 parametre olarak yapılıyor cihazlarda. İlk veriler gelen piklere baktığımızda bu numunede bir sorun olmadığı gözüküyor. Sahtekarlık yapılan bir diğer üründe sofraların vazgeçilmezi bal, fiyatı oldukça yüksek olan ve doğal şifa kaynağı olan bu ürüne şeker katarak vatandaşı istismar ediyorlar. Ancak yapılan sahtekarlık gizli kalmıyor. Ankara'daki bu laboratuvarda yapılan analizler sonucunda hileli ürünler tek tek deşifre ediliyor. Fruktoz, glukoz, herkesin bildiği anlamda söyleyelim. Bu analizleri yapıyoruz. Burada da yine uzman arkadaşlarımız analizi bitirmek üzereler. Gelen piklere göre baktığımızda da bunda uygun çıkmayan bir sonuç gözüküyor ilk intibalara göre. Tarım Bakanlığı son olarak 229 firma tarafından taklit ve tahşiş yapılan 386 ürünü ifşa etti. Kural ihlali yapan firmalara mevcut durumda 23 bin lira para cezası veriliyor. Ancak hazırlanan yeni yasa teklifiyle bu cezalar arttırılacak. Cezasız olduğu müddetçe aynı yine yapalım. Yani. Denetim çok ilerlesin. Ceza? Ceza da vermeliler tabii o şeylere. Farklı isimler altında, farklı şirketler altında ve farklı adresler altında yapabiliyorlar. Bunu engelleme konusunda bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Yeni yasa teklifinde ilk taklit ve tahşiş ürün tespitinde yaklaşık 28 bin lira para cezası verilecek. Piyasadaki tüm ürünlere el konulacak. 2 yıl içinde tekrar hileli yönteme başvuran firmalar 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilecek. Ürünleri de piyasadan toplatılıp imha edilecek. Birden fazla yapmış olanların ve alışkanlık haline getirmiş olanların İşte bu meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezası, gerekiyorsa da başka türlü cezalarla toplum sağlığını tehdit etmekten bu arkadaşları men etmemiz gerekiyor. Gıdada 2 yıl içinde tekrar sahtekarlık yapan işletmecileri de büyük cezalar bekliyor. Bu işletmecilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezaevinden hiç çıkmasınlar. Allah ıslah etsin diyelim abi. Biraz daha böyle. Şimdi kahvaltı tartışmasının arasında bir haber daha var aslında. Akşam yemek yemeyin diyor efendim. Mehmet Öz bu tartışmayı ortaya attı. Kahvaltı edilecek, edilmeyecek, sağlıklı, sağlıksız, Türk insanı kahvaltıdan vazgeçer mi? Böyle bir tartışma. Biraz sonra sevgili muhabir arkadaşım Kaan Kalyoncu şu anda hazır, bekliyor. Sizi çok sürpriz bir yere götüreceğiz. Biraz iştahınızı kabartacağız belki sabah sabah. Nereye gideceğiz biliyor musunuz?
sürpriz söylemeyeceğim. Ama iştah, yani özellikle Türk kahvaltısı nedir sorusuna cevap bulacaksın. Sen de sağlıklısından. Benim bile şu anda burnumda tüttü. Kaan'ın görüntülerini görünce umuyorum herkes oraya doğru koşmaya başlayacak. Hep beraber o yayını gerçekleştireceğiz. Ama şu tartışmaya bakalım istiyoruz önce. İsterseniz beraber izleyelim. Gerekiyorsa hatta yememek lazım akşam yemeğini. Uzmanlar günlerdir kahvaltıyı konuşuyor. Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ama asıl önemli olan akşam yemeği. Çünkü asıl sağlığımızı tehdit eden akşam yemeği. Kahvaltıdan daha önemli ve dikkat edilmesi gereken akşam yemekleri. Ünlü doktor Mehmet Öz, Amerika'da bir dergiye verdiği röportajda kahvaltıyı yasaklamak istediğini söyledi. Öz'ün bu açıklamaları doktorları ve kahvaltı severleri ikiye böldü. Sabah kahvaltısız güne başlanmaz bence. Hı-hı. Çocuklarım da var. Okullara göndermeden onları illaki kahvaltı yaptırıyorum. Önemli mi sizce? Kesinlikle önemli. Hı. Sabah kahvaltısını iyi yapmak lazım, güçlü kalmak için. Bence en önemli öğün kahvaltı. Kesinlikle yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Kahvaltının kilo alımını önlediği, kalp krizi riskini, tansiyon yüksekliği riskini azaltmaya yönelik yayınlar var. Yani kahvaltı yapılmalı ancak bu Amerikan kahvaltısı gibi kahvaltılar yapılmamalı. Evet. İşte pankekler, krepler üzerinde. Evet. Çok ağır kahvaltılardan kaçınmak lazım. Peynir gibi bizim işte her zaman için soframızda bulunan beyaz peynir, protein kaynağı, yumurta, zeytin gibi ve açık çayımızı da içerek güne başlayabiliriz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Kamil Gülpınar kahvaltının değil akşam yemeğinin yenmemesi gerektiğini savunuyor. Biliyorsunuz akşamları pek fazla aktivitede bulunmuyor. Herkes oturuyor. Yiyoruz, oturuyoruz. Zaten obezitenin önemli iki konusu vardır. Yani kilo almanın önemli iki nedeni vardır. Bir tanesi ya fazla kalori alacaksınız ya da az hareket edeceksiniz. Akşamları bunun hepsini yapıyoruz. Hem fazla kalori alıyoruz hem az hareket ediyoruz. Böylece aldığımız kalori de vücudumuzda yağ olarak depolanıyor ve obezite kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Aslında tüketilmemesi gereken öğün akşam yemeği. Çünkü uzmanlar akşam yemeğinin hazmının zor olduğunu söylüyor. Bu durumda birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada. En fazla obez nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz maalesef. Şeker hastalığına, hipertansiyona, tansiyon regülasyonunda bozukluğa, kan yağlarındaki bozukluğa davetiye çıkarmış oluyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü hem rahatsız ediyor hem kilo aldırıyor akşam yemek. Bazı uzmanlar da diyor ki sabah kahvaltısını muhakkak yapın, akşam yemeyin. Doğru, katılıyorum. Akşamları hem metabolizmamız hem de fiziksel aktivitelerimiz yavaşlıyor. Bu nedenle kilo alımı artıyor. Ayrıca geç saatte fazla yenilen yemekler uyku düzenini de olumsuz etkiliyor. Profesör Doktor Gülpınar bu nedenle akşam yemeklerinin pas geçilmesi gerektiğini söyledi. Çok fazla yememek lazım hem de yediğimiz saate dikkat etmek lazım eğer illa yiyeceksek. Mutlaka az, dengeli gıda tüketmek lazım. Yani bu bizim sağlığımızı bozuyor. Bu porsiyon çok, öyle söyleyeyim, bunların hepsini yerlerse çok ciddi bir kalori alırlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama var. İki kritik telefon görüşmesi yaptı daha doğrusu. Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Ankara-Tahran hattında iki kritik temas yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakir ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakir ile konuştu. Daha sonra da İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde de başta İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi, Suriye'deki gelişmeleri olmak üzere bölgede yaşanan son durumu masaya yatırdılar. Ayrıca ikili bölgesel ve savunma ve güvenlik konuları ele alındı bu toplantılarda. Mısır'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin davet edilmediği Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir girişimin başarılı olamayacağı vurgulandı.
Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı şekilde yaptı. Söz konusu toplantının gerçek amacının işbirliği olmadığını vurgulayan Aksoy, bu forum Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denklemlerinin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi sahiplerle kurdukları gerçeklikten uzak bir oluşumdur ifadelerini kullandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını belirten Aksoy, Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarının korunmasına kararlılıkla devam edileceğine dikkat çekti. Ve Mehmet Öz'ün tartışması ile ilgili o canlı yayınımızda sıra. Sevgili muhabir arkadaşım Kaan Kalyoncu bizim için erkenden yollara düştü. Türkler nasıl kahvaltı ederdi? Sağlıklısı nasıl olurdu? Şimdi iştahınızı kabartacağız. Üzgünüm ama bu görüntüler, Kaan'ın aktaracağı manzaralar zannediyorum hepimizin iştahını artıracak sabah sabah. Neredesin Kaan? Gökhan Kayış günaydın. Karaköy'deyiz. Gün ağarmaya başladı yavaş yavaş ve biz sabah erkenden kalktık. Çorbacıya geldik. Çorbalarımızı daha doğrusu hazırladık. Ve yanımızda 21 ayrı çeşit çorba var. Mercimeğinden tutun bal kabağı çorbasına kadar envai çeşit. Her biri farklı lezzetli. Her biri şifa deposu. Ahmet ustamız yanımızda. Ahmet İrikli ile beraber aynı zamanda da yoğun müşterisi var Karaköy'de bulunan bu çorbacının. Şimdi biz bu yayınımızı niye gerçekleştiriyoruz? Çünkü iki gündür Türkiye'de bir tartışma var. Doktor Mehmet Öz bir iddia ortaya attı. Daha doğrusu kendi fikrini sundu. Ne dedi? Kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu söyledi ve yasaklanmasını dile getirdi. Ancak bu görüşe şu an bizim bulunduğumuz bu alanda ustamız da dahil hiç kimse katılmıyor. Kahvaltı bizim her şeyimizdi, hele hele çorba bizim olmazsa olmazlarımızdan diyorlar. Neden? Çünkü hepimiz evlerimizde çorba ile büyümüşüzdür. Sabah kalktığımızda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, kahvaltıda çorba içmeden yapamayız. Hatta milli kahvaltımızda diyebiliriz. Şimdi biz bunu konuşacağız. Hem de buradaki çorbaların detaylarını aktaracağız. Ahmet ustamıza mikrofon uzatalım. Ahmet ustam günaydın diyeceğim ama senin için gün... Evet. Saatler öncesinden aydınlandı. Şimdi 21 farklı çeşit çorba var. Çorbaları konuşacağız ama evet. Şimdi Doktor Mehmet Öz'ün bir iddiası var. Evet. Kahvaltı gereksiz dedi, yasaklanmalı dedi. Ne diyorsun bu fikre Mehmet? Mehmet Öz hocamız şimdi yurt dışında yaşadığı için bizim kültürleri unutmuş herhalde. Evet. Yani kahvaltısız hayat olmaz. Hı-hı. Hele özellikle çorba. Biz anadan babadan çorba gördük. Çorbasız da hayat olmaz. Hani kahvaltısız olmaz yani. Şimdi 21 farklı çeşit çorba var dedik. Evet. Say desem bayağı uzun zaman alır değil mi? Sayarız. Şimdi bir böyle Kaan şu paçayı görelim. Ben dayanamam paçaya. Şöyle bak spiker Gökhan Kayış da diyor ki şu paçaları bir görelim diyor. Dayanamam diyor. Bir karıştırırken bize bir anlat hangi çorbalar var. Kelle paçamız. Terbiyeli evet. Kelle paça. Terbiyeli. Evet. Terbiyeli mi terbiyesiz mi olması daha iyiymiş? Bir sorsana Kaan. Terbiyeliymiş buradaki bulunan ama Gökhan Bey diyor ki işkembe diyor kelle paça diyor terbiyeli mi olsun diyor terbiyesiz mi olur diyor. Hangisi daha lezzetli? Şimdi natural olsa daha iyi ama burada bunu seçiyorlar. Evet. Terbiye. İyi bunu da öğrenmiş olduk. Aynen evet. Natural olsa daha iyi olur diyor aslında Ahmet ustamız. Evet. Devam edelim. Şurada tavuk suyumuz var. Evet. İşkembe. Et birbirlerinden lezzetli. Tabii etli düğün. Soğuk kış aylarında enfeksiyona, gribe karşı tabii şifa deposu. Aynen öyle. Domates çorbası. Mercimek klasik çorbalarımız. Bu kemik hastalıkları için ayak paçası tavsiye ediliyor galiba değil mi? Evet ayak paçasını önerir misiniz? Tabii öneriyorum tabii. Öyle diyor. Aynı zamanda Gökhan Kayış yöresel çorbalar da var. Az önce mesela kara lahana çorbası Karadeniz'e has bir çorbadır. Başka yöresel evet. Çorbalarımız var mı? Yüksük çorbası var Adana'nın. Adana meşhur Adana'nın evet. Yüksük çorbası. Bal kabağı var. Bal kabağı çorbası. Ekşili çorbamız var.
Karatay Hoca'nın özellikle önerdiği bir şey galiba değil mi Kaan? Veganlar için evet. Veganlar için bal kabağı çorbamız. Bu veganlar için. Vegan grubuna giriyormuş Gökhan Kıyış. Ve hangisi? Özellikle bizim bulunduğumuz noktada vegan bal kabağı çorbası. Bizim Karaköy'de bu yerimizi gerçekleştirdiğimiz noktada bu bal kabağı çorbası bir hayli yoğun talep görüyor. Değil mi ustam? Evet, ben burada yaklaşık 2 saattir buradayım. Evet. Bu bal kabağı çorbası bir hayli fazla tüketiliyor. Aynen öyle. Bal kabağı, ekşili, brokoli, üçün vegan çorbalarımız. Hı. Vejeteryan çorbalarımız var. Enginar, kereviz karışık. Yani her kesime hitap ediyor burası. Tabii. Pazılı bakliyatımız var şöyle. Hı hı. O da vejeteryan aynen. Yayla çorbası var. Yayla çorbası. Vejeteryan. Klasiğe döndük. Evet. Aynı zamanda değil mi? Yayla çorbası, diğer adıyla yoğurt çorbası. Evet, aynen öyle. Şimdi kesme aşı var. Kesme aşı. Erzurum'un çorbası. Erzurum'a özel. Başka. Sebze çorbalarımız. Karışık şimdi sebze. Bu soğuk kış aylarında. Soğuk kış aylarında. En çok favori çorban hangisidir? En çok satılan. Ben bal kabağı dedim ama. Tavuk evet. Suyu, kelle paça, yayla. Hepsi şifa deposu. Evet. Süper. Yani bol limonlu falan. Dediğimiz aynı. Gibi aynı zamanda burada Gökhan Kıyış yoğun bir insan sirkülasyonu var. Neden? İşe gidenler, öğrenciler çorbasını içiyor. 5 dakikada röportaj yapmaya bile zorlanıyoruz. Hemen içiyorlar gidiyorlar. Sadece işe gidenler değil öğrenciler de gençlerimiz de bir hayli çorbaya özen gösteriyorlar ki zaten konumu gereği de geçiş güzergahı olduğu için bu noktaya Karaköy'e gelip ardından vapura binen işe gidenler insanlar var. Vatandaşlarımız var ve çorbacılar da sabah saatlerinde bir hayli yoğun ilgi görüyor. Özellikle kış aylarında mesela hava dışarıda soğuk buraya geldiğimiz zaman bir çorba, bir kase çorbamızı içtiğimiz zaman içimiz ısınıyor. Hem de enerji depoluyoruz ve zinde oluyoruz. Şifa deposu. Şimdi bu tartışmaya ne diyorsun? Çorba satışlarını etkiler mi sizin? Mehmet Öz'ün bu iddiası kahvaltı gereksiz yasaklansın dedi. Bizim insanımızın kahvaltı yapmadan olmaz. Kahvaltısız hayat olmaz zaten. Hı hı. Yani doktorumuz yurt dışında yaşadığı için öyle bir... Bizim kültürü unutmuş değil tabii, mi? Tabii aynen öyle. Aslında bizim ustamız Ahmet ustamız haberin spotunu da verdi kendisi. Diyor ki yurt dışında yaşadığı için Mehmet Öz için diyor bunu. Usta işi biliyor. Bizim Türk halkının evet biraz magazinsel konuştu. Şey diyor az önce ne demiştiniz Mehmet Öz'le ilgili bir çarpıcı bir şey söylemiştiniz. Amerika'da yaşadığı için. Evet, yurt dışında Amerika'da evet. Yaşadığı için bizim Türk kültürünü unuttu dedi. Bu gerçekten anlamlı bir ifade. Çünkü günlerdir hem Mehmet Öz'ün açıklamaları sonrasında bizim burada doktorlarımız bunu tartışıyor. Aslında en güzel cevabı da Ahmet ustamız verdi. Peki biz çorbalık konuştuk. Gelelim fiyatlara. Asıl vatandaşın fiyatlar, ilgilendiren yani fiyatlar uygun konu. Tabii. Hani 8 ile 16 arası değişiyor fiyatlarımız. 8'den yani çok... başlıyor dediniz. Hangi çorbalar? 8 mercimek, ezogelin, yayla 8 lira. Hı hı. 12 liraya sebze çorbalarımız var. Etli çorbalar da 15, ayak paça 16. Böyle değişiyor yani. Peki. Kelle paça ne kadarmış? Merak ettim Kaan. Kelle paça bizim Gökhan Bey diyor ki kelle paça fiyatı ne kadar diyor. 15 lira Gökhan Bey siz de buraya bekleriz inşallah. İndirim payı var mı pazarlık? Var var tabii. 18-20 liralara sanki satılıyor bu ara. Tabii var. Biraz fiyatlarınız uygun diyor sanki piyasa 18-20'ye satılıyor. Evet doğru yani bu piyasaya göre en uygun biziz yani. Burası 7-24 açık. Aynen öyle 7-24 açık burası. Yolun düşerse bekliyorlar Gökhan Kıyış. Tamam Kayış, mutlaka arayacağım zaten Karaköy'den uygun geçersem. Uygun fiyat tarifesi de aldım. Hem rejiye hem TGRT ailesine hem sana. Tamam. Bunu değerlendirmek bunu lazım. Kabul ediyorum. Bu rüşveti kabul ediyorum. Yayına bağlanmadan önce bir mercimek çorbası içtim. Süzme mercimek gerçekten. Oh, afiyet olsun. Çok lezzetli. Biraz erken kaldırdık kendim seni ama günün şanslısı sen oldun Kaan bu çorbaların arasında. Evet yani bu saatte yapmamız gerekiyordu yayını. Evet. Çünkü bir aile yoğun ilgi oluyor sabah saatlerinde işe gidenler, öğrenciler de dahil. Şimdi Ahmet ustamızla konuşurken vatandaşa aynı zamanda burası 3 katlı. Vatandaşa da soralım. Efendim günaydın diyelim. Günaydın. Çorba içtiniz mi içeceğiniz mi? Çorba içeceğiz bekliyoruz. İçeceğiz. Bizi izliyorsunuz. Evet. Peki bizi izlerken de favori çorbanız hangisi? Neyi tercih ediyorsunuz? Favori genelde tavuk. Tavuk çorbası. Evet. Neden? Şifa niyetine mi?
Yani şifa niyetine, bir de kahvaltıda sağlıklı olduğu için. Peki Mehmet Öz'ün bir açıklaması var. Evet. Duydunuz mu? Kahvaltı gereksiz dedi, yasaklanmalı dedi. Ne diyorsunuz bu doktorun yaptığı açıklamaya? Şimdi doktorların bazıları akşamı yasaklıyor, bazıları sabahı yasaklıyor. Bu insanlar nasıl doyacak da nasıl çalışacak? Senin nasıl... fikrin nedir? Sabah kahvaltısız evden çıkar mısın? Kahvaltı evde yapamasam bile dışarıda kesin yapıyorum. Gelip burada çorbamı içerim diyorsun. Yani. Peki kahvaltı yapmazsan gün içerisinde kendini nasıl hissediyorsun? Kahvaltı yaptığım gün daha mutlu hissediyorum. Daha mutlu, daha enerjik, aynen, daha dinç oluyorsun değil mi? Tamam, aynen. Beyefendi fiyatları nasıl buluyor acaba? Çorba. Çorba. Çorba değil mi? Aynen. Fiyatlar nasıl? Aynı zamanda. Fiyatlar sorarım. İyi. Fiyatlar. İyi değil mi? Piyasaya göre biraz burası. Piyasaya göre iyi. Uygun. Peki. Afiyet olsun diye. Teşekkür ederim. Bakın aynı zamanda paket yaptıranlar da var. İşe gidiyor hanımefendi. Paket çorbasını aldı. İş yerinde içecek. Çünkü burası geçiş güzergahı olduğu için Gökhan Kayış, bunu da altını çizelim. İnsanların vakti yok. Bir an önce çorbasını içiyor. Ya masada 5 dakika hemen içip ayrılıyor, hesabını ödüyor, ya da paket yaptırıyorlar. 21 farklı çeşit çorbadan bahsediyoruz. Ve hepsinin ayrı bir insana karşı, vücuda, insan sağlığına yararı var. Az önce de Ahmet Ustam'ın belirttiği gibi fiyatlar da bir hayli uygun diyelim. Çorba içmeden Karaköy'e gelenler, bu noktada çorba içmeden Karaköy'den ayrılmasınlar diyelim. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Gökhan Kayış. Sen hangi çorbayı seversin? Ben klasik mercimekçiyim. Mercimek çorbası. İşkembe de lazım diyorsun. Evet. Yok. İşkembeyi kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk çok sever. Selam ediyoruz. O reji merak ediyordu, Yusuf ne içmiş diyeceğim soruyordu. Sen cevabını ben sormadan vermiş oldun. Evet. Peki son bir şey daha soracağım. Bu soğuklarda, buyurun, sokakta yaşayanlar var. Cebinde parası olmayanlar var. Var mı askıda çorbası? Ha, onu da soralım. Çok önemli konu. Gökhan Bey diyor ki soğuk hava, kış. Hava soğuk. Gece sokakta kalanlar var. Askıda çorbanız oluyor mu? Tabii. Gelip geri çevirmeden tabii, çorba ikramı. Hiç kimseye geri çevirmiyoruz zaten. Hani her gelene çorba veriyoruz. Çok güzel. Evet. Yani hiç kimseye geri çevirmiyoruz kesinlikle. Teşekkürler. Bizim... Cevabımızı aldık. Hiç kimseye geri çevirmiyoruz. Ne dedi, güzel. Gökhan Allah razı olsun hepsinden. Çok teşekkür ediyoruz. Yayının içinde kameraman arkadaşıma da selam ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Bir yıldır neredeyse pek çok noktadan seninle de bağlantılar yaptık. Önümüzdeki süreç içerisinde de yapmaya devam ederiz umuyorum. Bütün çalışanlara, çorbacıda selam, uğrayacağız bu arada. Rüşvetimizi aldık, onu unutmayalım. Peki, devam ediyoruz. Azil haberinde kalmıştık değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senato'ya gönderilmesini onayladı. The president must be held accountable. No one is above the law. The worst witch hunt in political history. ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil maddelerini Senato'ya yolladı. Article 1 is adopted. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 193'e karşılık 228 evet oyu verildi. The eyes have it. The eyes have it. Böylelikle azil sürecinin Senato'ya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senato'daki süreci takip edecek 7 demokrat isim de resmen onaylanmış oldu. Süreçte başı çeken Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Adalet Komitesi Başkanı Gerald Nadler'ın da aralarında bulunduğu bu isimler, Trump'ın Senato'da yargılanması sürecinde savcı görevi üstlenecek. The eyes have it. Şimdi gündemin önemli maddelerinden birine, bir isme bağlanacağız efendim ve ondan düşüncelerini almak istiyoruz. Çünkü bugün Türkiye Gazetesi'nde de manşet haberde ve onun altındaki yazısı biz burada okuduk, aktardık. Önemli başlıklar veriliyor aslında bu yazıda. İdil'den bahsediyorum efendim. Biliyorsunuz bir mahkeme karar verdi. Dedi ki ya bu adam dedi FETÖ'nün tam ortasındadır. Müebbet cezası alsın. Tamam, ondan sonra bir başka mahkeme. Yani der ki yani Yargıtay süreci tamamlanıncaya kadar biraz dışarıda kalabilir, kaçma şüphesi yok, ne bileyim yani başka önlemlerle başka kararlar alabilir ama müebbet kararının tam zıttı istikamette beraat kararı verilmesi kafalarımızı karıştırdı. İşte bu kararlarla ilgili Yargıtay iyi değil kaosu
başlığının altında Cem Küçük'ün yazısı var efendim. Şu bölümünü aktarmıştım, yine aktaralım. Kendisine sormak istiyoruz. Bu konuyu tartışmak istiyoruz. Nasıl iddiaları var vermek istiyoruz ama şu bölümü kısaca bir aktaralım. Ayrıca bu karar insanların adalete olan inancını zayıflatıyor. Bir mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verirken diğeri beraat veriyor. İki aşırı zıt karar diyor Cem Küçük. Sağ olsun bizi kırmadı. Şu anda telefon hattımızda, kendisine bir günaydın diyelim. Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar. Bugünkü yazınızda, teşekkür ederim efendim dilekleriniz için. Darbeci Kor General Metin İyidilik kim koruyor başlıklı yazınızın altında adalet sistemi içerisindeki bu kaostan bahsediyorsunuz. Nasıl yaşandı efendim bu süreç sizce? Şimdi tabii Gökhan Bey, yani Türkiye'deki adalet meselesinde çok ciddi bir problem olduğunu Metin İyidil meselesinde görüyoruz. Başka meselelerde de görüyoruz, başka kararlarda da görüyoruz ama bu Metin İyidil bence yargının bir turnusol kağıdı olduğunu için. Şimdi hangi görüşten olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, yani bunlar hükümete yakın görüşleri olabilir, hükümete uzak görüşleri olabilir ama hepsinin ortak söylediği bir şey var. Metin İyidil 15 Temmuz darbe girişiminin aktif olarak içindeydi. Darbecilerden bir tanesiydi ve bunda herhangi bir şüphe yok. Benim sorduğum kendi kaynaklarım da hiçbir bir zerre zaten şüphe olmadığını söylediler. Ancak şu var, bu bilindiği halde 15 Temmuz'dan sonra, bunun yazımın 2. veya 3. paragrafında var bu, hemen tutuklanmıyor. Yani Ankara'da birileri Metin İyidil'i hemen tutuklamıyorlar, bekliyorlar veya olayın üstünü örtmeye bir şekilde çalışıyorlar. Sonra devreye başkaları giriyor. Başkalarının, yani daha vatanını seven, milletini seven, Metin İyidil'in darbeci olduğunu bilen birileri devreye giriyor ve öyle tutuklanıyor. Nitekim ağırlaştırılmış müebbet alıyor. Bakın, müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet. Yani darbenin aktif olarak mimarlarından biri olarak ceza alıyor. Ondan sonra bu karar diyelim. Sonra bu istinafa geliyor ve istinafta diyor ki bu karar diyor işte yanlış, beraat ettiriyor ve tahliye ediliyor. Yani şimdi burada söylenecek şey, ya bu iki mahkemeden biri hıyanet içinde demek ki. Yani ya ortada masum bir adam var, bunu ağırlaştırılmış müebbet verilerek hayatı zindan edildi diyeceksiniz. Ya da bu adam darbecidir, öbür mahkeme bunu aklayarak vatana ihanet etti diyeceksiniz diye yorumlayabilirsiniz bunu. Nitekim zaten öyle olduğu da bence görülüyor ve birileri, yani kamikaze atışı yaparak belki tutuklanmayı... Yine böyle bir manzara mı var efendim sizce? Kamikaze olarak değerlendirilen bir hukuk skandalından mı bahsediyoruz? Evet, çünkü şüphe yok Gökhan Bey. Yani bu Metin İyidil'in bir darbeci olduğu, darbeci bir kor general olduğu, EDOK komutanı olarak, yani eğitim ve muhabere komutanı olarak darbenin içinde olduğu zaten delilleriyle, her şeyiyle mevcut. Benim konuştuğum kişiler de, hatta 2016'nın o tarihlerine girdiğiniz tarihte okuduğunuzda da hepsi zaten gerçek. Nitekim bu kararın vahim olduğu, yani sınıfın verdiği kararın vahim olduğu anlaşılmış olacak ki Ankara'da yeniden işte bir savcılık devreye girdi ve tutukladı şeyi, yeniden Metin İyidil'i tutukladı. Şimdi birilerinin, yani tutuklanmayı göze alarak, belki yargılanmayı göze alarak, belki meslekten ihraç edilmeyi göze alarak Metin İyidil'i tahliye etmesi başka bir şeydir. Bakın, bu böyle geçiştirilecek, şöyle bir olay değil bu. Hani bir cinayet olayı olur, delil olmayabilir, bilmem nedir, işte müebbet alacaktır da 10 yıl verirsiniz veya usulen yanlış iş yapılmıştır. Hukukta usul esasa mukaddem olduğu için bazen böyle yanlış şeyler verilebilir. İşte Amerika'da da O.J. Simpson davasında karısını o öldürdüğü bilindiği halde deliller yanlış toplandığı için beraat etti. Sonra başka deliller elde edilerek birkaç yıl sonra tutuklanmıştı mesela. Şimdi bu öyle değil. Bu bir darbe davası ve darbe insanlık suçu. Bunda birileri bunu koruyor. Yani inanılır gibi değil. Şimdi bu şu, benim görüşüm şu burada. Bence birileri yargı ve bürokrasi içerisinde, yani Erdoğan sonrasına oynuyor. Yani Erdoğan gideceğim, İşte ekonomi zaten iyi değil, İşte 2021'de seçim olur, bunları bir dedikodu olarak hepimiz duyuyoruz zaten. O açıdan da işte bunu da ben bir beraat ettireyim arada. Yani neticede bir kor general bu. Yani herhangi bir
işte yüzbaşı, binbaşı değil. Yani bütün rütbeler önemlidir de yani kor general daha önemlidir. İşte orgeneraller daha önemlidir. Bunu beraat ettirmeyi düşünüyor. Şimdi ne oldu? PSK devreye girdi. Bu 20. Ceza Dairesi'nin üyelerini, yani bu istinaftaki kararı verenleri açığa aldı. Başka yere atadı. Bana sorarsanız bu yetmez. Yani bir darbeciyi aklayıp onu beraat ettiren kişilerin bence yargı önüne çıkarılması lazım. Hatta meslekten de jet hızıyla atılması lazım. Yani ve burada bu kararların da verenlerin iyi bakılması lazım. Yani nasıl böyle bir şey oluyor? Ya, ve bu kararları verenler kimden güç alıyor? Yani nasıl böyle bir şey yaparlar? Yeni bir adil öksüz oluşturmaya çalışılıyordu gibi bir değerlendirme yaptım ama katılır mısınız efendim? Şimdi adil öksüz, şimdi darbe 16'sında oldu. Adil öksüzün önemli bir adam olduğu 19'unda anlaşıldı. Hani adil öksüzün orada da tabii yine yani bir tuhaflıklar mutlaka var. Yani onu da göz ardı edemeyiz. Doğru. Şimdi hani adil öksüz darbenin hemen başında olduğu için hadi gözden kaçtı diyelim. Yoksa hani gözden kaçan bir şey yoktur ama o sıcaklıkta kimse bunu bilmeyebilir. Vatandaş olarak söylüyorum. Siz bilmezsiniz, biz bilmeyiz. Ama şimdi darbenin üzerinden 3,5 yıl geçmiş, adam darbenin aktif olarak içinde. Ben bir şey daha öğrendim. Dün mesela Cumhurbaşkanımızın adil Metin İdil bırakıldıktan sonra yani çok moralin bozulduğunu öğrendim. Yani bu olayı duyduğu zaman bu nasıl olur diye böyle bir moralinin bozulduğunu duydum. Şimdi ya bu kararları verenler nasıl oluyor? Yani bir tuhaflıklar var. Peki şu her duygu şeyi çok tartışılıyor. Bazen bu kararlarla ilgili işte ortaya çıkan sizin de iddialarınız oluyor. Zaman zaman AK Parti içerisinden de seslendirilen bazı iddialar var. Vatandaş hani basit bu FETÖ-METRO deniyor ya efendim. Onun ucundan kıyısından takılmış insanların cezalarla karşı karşıya kalırken işte siz de ifade ediyorsunuz böyle devasa aslında operasyon içerisindeki dev isimlerden bir tanesi İdil. Hukuka olan güvenin sarsılması ile mi karşı karşıya kalıyoruz bu duygular içerisinde? Benim zaten kendi adıma ben bu bazı FETÖ'cü iş adamlarının geçmişte bu işte TGT'de yaptığımız programlarda da bunları çok söyledik. Yani göz göre göre beraat ettirilenler var. Göz göre göre mallarını geri alanlar var. İşte bu Metin İdil gibi kararı şimdi bakın bir sıradan insan bunu gördüğünde adalete güveni sarsılır. Şimdi benim sarsılıyor yani ben Türkiye'de bugün adalet konusunun Türkiye'de birçok şey iyiye gidiyor ama adalet konusunun ben iyiye gitmediğini, gidemediğini düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim bakın. Bu 20 tahliye ve beraat kararını veren Ankara 20. Bölge Adliye Mahkemesi'nin başkanı Hulusi Gül, adli askeri yargıdan gelme. Askeri yargılar biliyorsun darbeden sonra kapatıldı. Bu da normal adli yargıya geçti Hulusi Gül. Ama darbe davalarının görüldüğü böyle bir İstinafa yani 20. Bölge Adliye Mahkemesi'ne Hulusi Gül'ün atanması da bir tuhaf. Yani tecrübesi olmayan bir ismin darbe davalarına bakacak konuma getirilmesi de bir tuhaf. Oraya gelmesi de tuhaf yani. Yani bunun da sorgulanması lazım. Sürecin iyi denetlenmesi lazım evet. O aradaki mekanizmanın nasıl işlediğini, nasıl görüldüğünü iyi bilmek lazım. Ben şunu bir kere daha anladım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı hani deniyor ya işte her şeye hakim bir üye diyor. Öyle bir şey olmadı. Aslında birçok şeyin yani başta bu tür olaylarda Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahil olmadı. İşte yargının işte kendi başına hareket ettiğinin göstergesi bu. Şimdi hani diyorlar ya işte Cumhurbaşkanı her şeyi kontrol ediyor, görüyor, ediyor. Öyle olmadığı görülüyor. Kendisini de öldürmek isteyen, darbe yapmak isteyen bir darbeci kor generalinin işte nasıl tahliye edildiğini ve beraat ettirildiğini gördük işte 2 gün önce. Yani şimdi bu adalet mekanizmasının Türkiye'de çok ayaklarına çok iyi bakılması lazım. Ben Metin İdil kararının çok ciddi irdelenmesi ve incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Asla basit bir olay değildir. Hatırlarsanız 2014'ün 22 Temmuz'unda bir sahur gecesi polisler tutuklanmıştı. FETÖ'cü polisler ki o zaman yani 2014'te FETÖ denmiyordu. O yapıya yapılan en büyük operasyonların ilki polislerin gözaltına alınması tutuklanmasıydı. İşte Ali Fuat Yılmazer'lerin, Yurt Atayüner'in. Sonra hatırlarsan 8-9 ay sonra
bir iki tane hakim çıkıp sulh ceza mahkemesinin yetkisini aşarak, yani kendi mahkemelerinin yetkilerini aşarak o polisleri tahliye etmişlerdi, 75 kişiyi hatırlarsan. Sonra o polisler tutuklandı, o hakimler, savcılar, iki kişiydi onlar, tutuklandı, gözaltına alındı, tutuklandılar ve meslekten ihraç edildiler. Hala tutuklu o isimler. Şimdi onlar tabii sonra FETÖ'cü oldukları ortaya çıkmıştı ve onlar zaten şu an cezalarını çekiyor. Şimdi bu da, ya bu kararı verenler FETÖ'cü falan demiyorum ama yani kamikaze yapmışlar. Evet. Yani bunun başka hiçbir izahı yok. Şimdi tabii ki dosyanın içerisine bakmak ve bunu inceleyecek olan insanlar var. Hakimler, Savcılar Kurulu ne olduğunu değerlendirecek. Net sonucu orada öğreneceğiz ama iddialar var. Siz de seslendiriyorsunuz bu iddiaları. Yani bu, ben şimdi tabii ki şu FETÖ'cü bu FETÖ'cü diyemem. Yani elimde öyle bir veri yok ama ben ama şunu bilirim. Yani bir darbeciyi kurtarmak için eğer birileri kendi kariyerini yakıyorsa orada çok ciddi sorun vardır. Yani bunu herkes cesaret edemez. Şimdi ne diyoruz, hani darbenin üzerinden 3,5 yıl geçmiş. Her şey böyle artık meydanda, ayyuka çıkmış. Buna rağmen buna cesaret edilmesi, yani dosyada yani bütün delillere rağmen Metin İğdil'in darbenin içinde olduğu net olduğu halde, yani ki hiç şüphe yok, bakın sağcı solcu, milliyetçi sosyal demokrat ayırmadan söylüyorum, bir sürü asker yani Metin İğdil'in işin içinde olduğunu hepsi söylüyor zaten. Zaten net, yani delilleriyle net ortada. Anladım. Peki yine sonuçta dediğim gibi adalet mekanizması bu sorunları oturacak, masaya yatıracak. Zaten bu mahkeme, karar veren mahkemenin üyeleri pasif hale getirilmiş durumda. Herhalde soruşturmayla ilgili de detayları merakla takip ediyor olacağız. Bu paylaşımlarınız için, sabah bu saatinde bağlandığınız için teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi iddialar ortada. Biz de bu konuyla ilgili yazı yazan, bugün Türkiye Gazetesi'nde bu konuyu ele alan, İğdil'i kim koruyor sorusuyla sorusunu soran Cem Küçük'e bağlandık. İşte adalet diyorum ya, mülkün temelidir. Eğer adalete olan güvenimizi kaybedecek olursak aslında devletin çok büyük bir handikapı olur. Yani bizi birbirimizi bir arada tutan bizi anayasadır. Hani anayasayla biz bir aradayız. Kanunlarla, hukukla, adalet mülkün temelidir demeye devam edeceğiz. Ondan umudumuzu kesmeyeceğiz. Arada gelen bu başlıkları da irdeleyeceğiz ki bir kez daha aynı kazığı yemeyelim. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde de haberleştirilen bir fotoğraf karesi var efendim. Bahçeli otosunu hediye etti diyor. MHP lideri Bahçeli koleksiyondaki bir otomobilini daha partisinin milletvekiline hediye etti. Bahçeli Bülent Karataş'a 06 BJK 006 plakalı otomobilini vermiş, hediye etmiş. Bülent Karataş da sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşmış efendim. Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte BJK tutkusunu da, Beşiktaş tutkusunu da bilmeyen yok. Klasik otomobil tutkusunu da bilmeyen yok Sayın Bahçeli'nin. Bülent Karataş diyor ki lider dünü özümsemiş, engin bir hafıza, bugünkü gelecekte buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin. Şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir maddi manevi değerdir diyor. Şükranlarımı sunuyorum diye de sosyal medyadan bu fotoğrafları paylaşmış. Sonuçta tutkusuydu. En çok işte o arabanın koltuğuna binip Ferdi Tayfur'larla Orhan Gencebay, biliyorsunuz bu videoları çokça paylaşır Sayın Bahçeli. Bu sağlık sürecinin ardından belki de biraz da moral verme çabası var parti içerisinde, bu hediyeyi vermiş. Bu da Milliyet Gazetesi'nde haber olmuş. Biz de sosyal medyadan aldık, bu fotoğrafları paylaştık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tamam. Şimdi Moskova'ya gideceğiz. Moskova'dan bir haber var. Yani böyle gülümseten haberler de geliyor arada bir de olsa efendim. Biz de onları paylaşmaya çalışıyoruz. Moskova'da yeni yılda alıcı çıkmayan 1500 ağacın adresi hayvanat bahçesi oldu. Mekanın maskotu pandanın sevinci ise görünmeye değerdi. Kendini kaybetti, tırmandı, yuvarlandı, dallara asıldı. Yere serildi, yine pes etmedi. Sonunda kökünden söktü. Moskova'da yeni yılda satılmayan 1500 ağaç hayvanat bahçesi tarafından alındı.
Ağaçlar ödül ve oyuncak olarak tesisin dört bir yanına dikildi. Mekanın sakinlerine yaprakların tadını çıkarmak kaldı. Görüntüdeki panda ise sevinçten kontrolünü yitirdi. Ne yapacağını şaşırdı. Ağacı yerinden edene kadar rahat edemedi. Sırada Türkiye'den hepimizi gülümsetecek bir haber var. Bir görüntü var daha doğrusu efendim. Bu hani insan köpeği ısırırsa haberdir derler ama burada horozun intikamı gerçekleşiyor. Gerçekten görüntüler çok ilginç. Bir posta memuru bu sokağa girmiş. Horoz, bakın nasıl kaçıyor horozdan şu anda. Galiba horoz korkusu fazlaca varmış bu memurda. Geçmiş olsun diyelim kendisine de. Taş atıyor, korkutup kaçırabilmek için. Ama sokağın sahibi benim diyen horoz, o postacının peşini bırakmıyor. İlan etmiş sokaktaki hakimiyetine ve onu sokağın sonuna kadar takip ediyor. Bakın şimdi nasıl kaçacak posta memuru horozdan. İzleyelim beraber. Devam geliyor mu arkadaşlar bu görüntünün? Evet, şimdi göreceksiniz. Arkasına baka baka o binanın içine sığınıyor. Horoz bırakmak istememiş bir müddet. O kapının önünde çık dışarıya diye açıkçası beklemiş ama artık bakmış ki postacı çıkmıyor. Kendi görev alanına dönmüş efendim horoz. Bu görüntülerle gülümseten görüntüler paylaşsak keşke her zaman diyelim. Kısacık bir araya gidelim. Gündemle ve Melih Okur'la ve Ahmet Sözcan'la devam edelim. Saatler 8.45'i gösteriyor. Bugün tarihlerden 17 Ocak 2020 Cuma. Bizim için önemli bir tarih. Yaklaşık 2 saattir tarif etmeye çalışıyorum efendim. Yaklaşık 1 yıl önce yine bu hafta bir maceraya başladık. Günaydın Türkiye macerası. Ben 25 yıldır bu piyasada, daha doğrusu basın emekçileri arasında, gazeteciler arasında bu mücadeleyi vermiş bir insanım. Sokaktaydık. Daha sonra istihbarat şefliği günlerimiz, editörlük günlerimiz oldu. İçeride yöneticilik konumundaydık ve daha sonra gelen bu teklifle açıkçası neden olmasın? Yani kuracak cümlemiz var. Söyleyecek sözümüz var bu Türkiye için, bu topraklar için, bu toprakların insanları için, adalet için. Az önce işte gördünüz anlatılanları, Metin İyidil konusunda yaşananlar. Başkalarının bu ülke içinde planları varsa bu ülkenin çocuklarının da söyleyecek sözleri var efendim. Biz bu coğrafya için, Anadolu coğrafyası için, yani Hakkari'den Edirne'sine, Antalya'sından Trabzon'una, ben Yozgatlıyım. Yozgatlılığımızda da gurur duyarız. İzmir, ailem İzmir'de yaşıyor. Onlara da selam olsun. Bu coğrafyanın her köşesine aşığız. Yani cennet mekan denir ya efendim, gerçekten öyle. Anadolu coğrafyası, ben memur çocuğuydum. Bütün Anadolu'yu dolaştım. Siirt'inden Zonguldak'ına, Çaycuması, Eflanesi, Karabüğü, Isparta'sı, Keçiborlu'su, her yere selam olsun. O topraklara aşık insanlarız. Ve bu ülkenin dimdik ayakta durabilmesi için elimizden gelen bir şey varsa bu çabayı neden sarf etmeyelim deyip bu maceraya girdik. Bir yıl içerisinde de Allah'a çok şükür utandıracak büyük bir yanlışa imza atmadık. Umarım bundan sonra da atmayız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu ülke için konuşmaya, bir şeyler söylemeye devam ederiz. Tebrikler geliyor. Teşekkür ediyorum bütün mesajlar için. Herkesten Allah razı olsun diyelim. Şimdi bu macera içerisinde bu saat dilimimizde haberleri aktaracağız. Daha sonra da tabii ki daimi birlikte yaptığımız insanlar var. Kim var? Sevgili Melih Okur var. Sevgili Ahmet Sözcan var. Onlarla da neler yaptık, neler ettik onları izleteceğiz. Daha sonra kendilerine bugünün gündemini soracağız. Ama ne yazık ki 2019'da da şu yüreğimize böyle taş gibi oturan haberler var. Her zaman, her zaman şu Suriye'de yaşanan dramı bitirebilmek için oraya giden Mehmetçik. Suriye'den yine kötü haber var efendim. Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 asker şehit oldu. Yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı saat 16.30 sularında gerçekleşti. Patlamada bir binbaşı, bir teğmen ve bir uzman onbaşı şehit düştü. Şehit ateşi Eskişehir, Şanlıurfa ve Tokat'a düştü. Piyade binbaşı Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine iletildi. Şehit binbaşı evli ve iki çocuk babasıydı. 6 aylık olan küçük çocuğunu
en son 8 günlükken gördüğü ifade ediliyor. Piyade teğmen Sinan Bilir'in acı haberi de memleketi Tokat'taki baba ocağına ulaştı. Evli olan 29 yaşındaki şehit 6 ay önce babasını kaybetmişti. Üçüncü Barış Pınar'ı şehidi ise uzman onbaşı Mustafa Alpaklı'ydı. Onun şehadet haberi de Şanlıurfa'daki ailesine verildi. 7 kardeşi bulunan şehit Alpaklı henüz bir ay önce evlenmişti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün üst üste gelen haberlerle aslında biraz yüreğimiz sıkıştı. Türkiye gözyaşlarını yine şehitleri için akıttı. Hakkari'de atış eğitiminde yaşanan kazada şehit olan piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Mihan Yedi'nin naaşları memleketlerine ulaştı. Atış eğitiminde şehit düşen şehitler için tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Mihan Yedi'nin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Tören alanında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Şehit Kaplan'ın cenazesi Mersin'e, Şehit Mihan Yedi'nin cenazesi de Zonguldak'a uğurlandı. Sıcak haberlerle devam ediyoruz efendim. Mısır'da Anadolu Ajansı'nın o bürosuna yapılan baskın sonrası gözaltına alınan 4 isimden Türk olan çalışan yurda döndü. O serbest bırakıldı haberini paylaşacağız. Diğer 3 çalışan ise hala gözaltında, konuyla ilgili tepkilerse sürüyor. Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisini basarak 4 Anadolu Ajansı çalışanını gözaltına almasının üzerinden yaklaşık 40 saat sonra iyi haber geldi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Hilmi Balcı isimli çalışanın serbest bırakıldığını duyurdu. Kazancı, diğer 3 çalışanın da bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini yineledi. Olayla ilgili tepkiler ise gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, baskın ve gözaltıların endişe verici olduğunu belirterek gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nden de benzer bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması olayını takip ediyoruz diyen Avrupa Birliği, tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gazeteciler, gaz maskesi, kamera, bunları suç delili gibi göstermeye çalışan bir Mısır yönetimi vardı. Anadolu Ajansı da dedi ki gazeteciler bunları kullanır. Ya arkadaşlar. Tüm sızdırılan haberin başlığında ofisimiz bir terör hücrevi olarak tarif edildi. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan haberle Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisi hücrevi olarak isimlendirildi. Gazetecilerin kullandığı malzemeler delil olarak gösterildi. Kahire'nin durumu ortada. Gazeteci arkadaşlarımızın tedbir amaçlı bulundurdukları gaz maskelerini polis el konmuş suç aleti imajıyla, el konmuş suç aleti çağrışımıyla, illegal bir örgüt çağrışımıyla basınla paylaşmış. Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine baskın düzenledi. Biri Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Daha sonra bir kadın çalışan serbest bırakıldı. Gazetecilere yönelik bu muamelenin ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Dün gece geç saatlerde yeni bir gelişme oldu. Yani bu dünyada duyulduktan ve Mısır makamlarını artık rahatsız ettiğini düşündüğüm bir boyuta ulaştıktan sonra İçişleri Bakanlığı, Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan Sayın Bakanım, ofisimizin baskına ilişkin bir haber, kendisi bir açıklama yapmadı ama basına sızdırıldı. O haberde Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisi hücrevi olarak gösterildi. Anadolu Ajansı hakkında Mısır aleyhine yayın yapma suçlaması yapıldığı ifade edildi. Sızdırılan fotoğraflarla yapılan kara propagandayı Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı anlattı. Kamera ve yayına yönelik teknik aletlerin bulunduğu dolabı göstermiş. Bu tek bir kare paylaşmışlar. Sızdırılan haberin başlığında ofisimiz bir terör hücrevi olarak tarif edildi. Darbeci Sisi yönetiminin paylaştığı fotoğraflar arasında Türk bayrağının merkeze alındığı karede yer aldı. Ofis, çalışma ofisimiz olduğunu ilişkin çok net bir fotoğraf daha paylaşılmış. Ve bu da en acısı bizim açımızdan. Türk bayrağını merkeze alan bir fotoğraf. Bunu da yaymışlar ve
Bugünün manşet haberlerinden bir tanesi de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla birlikte o açıklamalarıydı. Biliyorsunuz 2019'a dair değerlendirmeleri oldu ve 2020'ye bir de hedef koydu Cumhurbaşkanı. Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Dev projeyle ilgili müjdeyi böyle verdi. Kanal İstanbul projesine karşı çıkanlara tepki gösterdi. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda inanın en küçük bir bilgileri de yok. 34 ayrı bilim dalına sahip 200'ün üzerinde bilim insanı görev aldı. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 2019 yılını değerlendirdi. Bakanlarla birlikte milletin önüne çıktı. 2 saat boyunca yapılanları ve ileriye dönük projeleri anlattı. Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Erdoğan, kamuoyunda af paketi olarak bilinen infaz düzenlemelerinin yer aldığı ikinci yargı paketinin kısa süre içinde meclise geleceğini açıkladı. Birkaç hafta içinde meclis gündemine getiriyoruz. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Erdoğan, savunma sanayinde yerlilik oranını %70'lere çıkardıklarını belirtti. Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip olan insansız hava aracı Akıncı TİHA'ya ayrı bir parantez açtı. Akıncı bambaşka. Donanımlarıyla çok çok farklı. İrtifa, uçuş, mühimmat, dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri oldu. Erdoğan, Libya'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'den habersiz adım atılmayacağını vurguladı. Her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değildir. Tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan, sağlık alanında konuşurken sigara konusunda milyonları uyardı. Kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin, daha dinamik, daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Şimdi Iraklı bir sunucunun yaşadığı drama ekranlarınıza getireceğiz efendim. Abisinin vefat haberini hemen programa girmeden önce öğrenen bir sunucu ne yapar? Allah göstermesin ama sanki ben yapamazdım gibi geliyor. Çok değil birkaç dakika önce dünyası başına yıkıldı. Irak ordusundaki abisinin ölüm haberini aldı. Nefes almak bile güçtü. Kelimeler boğazına düğümlendi. Hayatının en zor yayınını gözyaşları içinde yaptı. Sugar Abbas Jamil, Irak'taki Dijlah TV'nin ekran yüzü. Sunucu canlı yayına çıkmadan kara haberle sarsıldı. Balat hava üssüne düzenlenen saldırıda binbaşı abisi hayatını kaybetmişti. Jamil, habere rağmen görevini yerine getireceğini söyledi. O acının izini yüzünden silmesi mümkün değildi. Sunucu, mesleğe başladığında öğrendiklerini uyguladığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine yapılan baskınla ilgili gelişmeleri aktarıyorduk. Burada gözaltına alınıp daha sonra salıverilen Türk isim, Türk gazeteci Hilmi Balcı sabaha karşı İstanbul'a geldi efendim. Şimdi o anlara, o açıklamalara bakıyoruz. Şimdi öncelikle memleketime bu şekilde, gördüğünüz şekilde ulaşabildiğim için Allah'a şükrediyorum. Ancak
devletimizin ve milletimizin desteğini orada hissettim. Devletimizin desteğini işlemlerin hızlılığında ve kolaylığında hissettim. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Daire Başkanımız ve kurumumuz Genel Müdürü Şenol Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük ve çok kısa zamanda en güzel şekilde sonuçlandı bu iş ve memleketime bu şekilde döndüm. Milletimizin desteğini de manen hissettim. Ümitsizliğe kapılacağım zamanlar hep bir destek olduğunu hissettim. Şükürler olsun. Yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın, cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum. Ama şükürler olsun. Şükürler olsun. İşte bu macerayı yaşıyoruz. Elimizden geldiğince bu ülkenin gelişmelerini bu ülke adına okumaya çalışıyoruz. Tek derdimiz Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyası ve buranın gelişmesi, kalkınması, demokrasiye kavuşması, bu cumhuriyetin değerlerinin yükselmesi. Her zaman cumhuriyetin kurucu değerleriyle barışık, demokrasiyle barışık, medeniyetle barışık bir coğrafya hayal ediyoruz. Özellikle bu coğrafya içerisine bakıldığı zaman, Orta Doğu'ya bakın, Afrika'ya bakın, darbe üstüne darbe, zulüm üzerine zulüm, ölüm üzerine ölüm içerisinde böyle bir Gonca Gül gibi duruyor Türkiye. Gerçekten kuruluş felsefesi içerisinde, zamanın içerisinde belki çok acı çektik. Biz de darbelerle savaştık ama geldiğimiz noktada bir demokrasi kültürüne artık ulaşmış olduğumuzu umut ediyoruz. Tabii ki adalet mekanizması içerisinde sorun var. Tabii ki ekonomide sorun var. Tabii ki yönetimle ilgili kimilerinin bazı çıkışları, bazı karşı çıkışları olabilir. Bunlar demokrasinin gereğidir. Herkes çok sesli toplum içerisinde istediğini söyleyecek. Ama birbirimizi kırmadan, birbirimize vurmadan şu 100 yıllık tarihimiz içerisinden, en azından Cumhuriyet tarihimizden bahsediyorum, ders alarak diyoruz. Çok konuştum. Sevgili Melih Okur'a bir günaydın diyeyim. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasıl buldunuz videomuzu? Birinci yılımızı kutluyoruz bugün. Güzel, hayırlı olsun. Nice yıllar diyelim. Siz? Televizyonda maratoncu olmak önemlidir. Türk televizyonlarında uzun soluklu program bulmak ne yazık ki mümkün olamıyor. Onun için devam etmesi lazım. Evet, elimizden geldiği sürece bu çabayı elbette ki devam ettirmeye çalışacağız. Siz önemli bir renk kattınız programımıza. Herkes bir derdir. Ama deneyiminiz de sonuçta bize hem şeref verdiniz hem de açılımlarımızı sağladınız. Bir bakmak istediğimiz, görmek istediğimiz o hani vardır ya, detayda gizlidir durumu, haber detayda gizlidir. Onu çekip çıkartıyorsunuz, sağ olun. Ekonomiyi konuşuyoruz ama sadece ekonomide kalamıyoruz. Aslında ekonomi her şeyi ilgilendiriyor, değil mi? Şu an ekonomi jeopolitiğinin tam da göbeğinde. Jeopolitiği, petropolitiği ve hidropolitiğe bakmadan tek başına ekonomiyi değerlendiremezsiniz. 2020 yılı dünya için önemlidir. Dünya 2020 yılında deli gibi borç ödeyecek. Borçlu dünya. Şimdi onları birazdan Merkez Bankası'nın faiz politikasında anlatırız. Konuşacağız. Biraz borçlar azaldı bilgisi paylaşılmış özel sektörle tabii ilgili. Tabii aylık geliyor ama en yüksek borç ödeyecek ülkeler. Çin'e bakacağız, Hindistan'a bakacağız, Brezilya'ya bakacağız. Bizi ilgilendirir. Bizim de kamunun borçları giderek artıyor. Biz denk bütçe yapmasını bir türlü öğrenemedik. Biz çok konuşup, çok hava atıp, kendimizi refahı yakalayacak bir yolculuğa bir türlü çıkaramıyoruz. A, B, C iktidarı diye bakamam bu sürece. Herkes kendi derdine düşmüş, güç peşinde. Bense bu ülkenin işe ve aşa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bununla ilgili iyi bir model bekliyorum ve hayal kırıklığına uğruyorum. Çiçeğiniz yakınızda yine. Ben 2019'da çok fazla... Değil. Bu çiçek yine bir mesajını... kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerine karşı bir duruştur. Bir ülkede her gün bir kadın, en az bir kadın cinayete kurban ediliyor. Ve buna karşı bunu da çözemiyoruz ya. Bu ülkenin sosyologları nerede? Toplum bilimcileri nerede? Kim kadınlar adına, erkekler adına konuşuyor? Sosyoekonomik şartlar... Allah, toplumun sosyal, bozulan dengeleri çok kötü. Sosyal medyadaki delilerle birkaç meczup bu konuda daha çok konuşuyor. Sanki konuşması gerekenler susarken
yapılması gerekenler var ama konuşarak değil de artık müdahale ederek somut. Elle tutulur bir şeye ihtiyacımız var. Bu bir yolculuk ama. Evet. Bu ekonomik modeli, bugünden yarına siyasi olmaz. Duruşu, hı, demokrasiye olan inancı, hı, kadın, erkek ve insan özgürlüğüne yaklaşımı içeren bir paket bu. O olmadan olmuyor. Peki müsaadenizle Ahmet'i de aramıza davet etmek istiyorum. Sevgili haber müdürümüz Ahmet Sözcan'la da yani dolu dolu bir yıl geçirdik Ahmet'le de. Sağ olsun bize yayınlarıyla her sabah. Ondan önce Arzu vardı, Arzumuz. Onunla da çok güzel yayınlar yapmıştık. Daha sonra daha deneyimli bir isim. Sonuçta Ankara'nın haber müdürü Ahmet Sözcan bize kulislerden önemli detayları aktardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun bu yıl hakkında Ahmet? Nasıl geçti sence? Öncelikle günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum ve günaydın Türkiye'nin de birinci yılı kutlu olsun ve nice yıllara diyelim. Uzun Ahmet, soluklu bir yayın olması temennisiyle Melih Hanım da zaten bu yayıncılığın uzun bir maraton olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz ve hep biz beraber de Ankara ekipleri olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Hepsine tabii selam ki 2019 olsun. Teşekkürler. 2019 yılı gerçekten tartışmalarla, kaoslarla, ölümlerle, savaşlarla anıldı. İnşallah 2020 yılında bunları geride bırakırız. Ekonomik açıdan da hani Türkiye açısından da baktığımız zaman yine özellikle dünyadaki konjonktürel gelişmelerin Türkiye'yi de olumsuz etkilediği dönemler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Beştepe'de kabine üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçti, kamuoyunun karşısına geçti ve 2019 yılını değerlendirdi. Yapılanları anlattı, 2020 yılında yapmayı planladıklarını yine kamuoyuyla paylaştı. Özellikle Kanal İstanbul kapsamında verdiği mesajlar çarpıcı ve önemliydi. Kanal İstanbul projesinden geri dönüş olmayacağının altını bir kez daha çizdi ve yakında da proje çalışmalarının başlayacağını söyledi. Özellikle ceza infaz yasasında düzenleme beklentisi vardı. Kamuoyunda af yasası olarak biliniyor. Bu konuda da çalışmaların sürdüğünü, birkaç hafta içerisinde de düzenlemenin hazırlanıp meclise sevk edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Neden bu kadar uzadı Ahmet o konu? Şimdi kamu vicdanı burada çok önemli. Daha önce Türkiye bir rahşan affını yaşadı bilindiği üzere. Şimdi kamuoyunda mağduriyetler var. Ancak o mağduriyetler giderilirken başka mağduriyetlerin de oluşmaması gerekiyor. Çünkü hassas bir denge üzerinde gidiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten bunun kırmızı çizgilerini ortaya koydu. Teröre bulaşanlar, işte cinsel istismar, tecavüz, çocuk tacizi gibi suçlarda, uyuşturucu gibi suçlarda kesinlikle bir indirim olmayacak. Ancak kamuoyunda kader mahkum olarak bilinen ya da basit suçlardan dolayı içeride olan insanlara yönelik bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu konuda da bazı mağduriyetler ortadan kaldırılırken başka mağduriyetlerin oluşmaması düşünülüyor. Hassas bir çizgi. Şimdi af konusu hep tartışma konusu olmuştur Türkiye'de. Peki netleşti mi artık? Yavaş yavaş netleşiyor. Bu konudaki çalışmalarda artık sona gelindiği anlaşılıyor. Hem AK Parti'nin hukukçu kurmayları hem de Adalet Bakanlığı bir çalışma yürütüyor. Ortaya çıkan metinlerin ortaklaştırılması gündemde. Aynı zamanda Meclis Adalet Komisyonu'nun da işin içerisine dahil edilmesi söz konusu. Dolayısıyla artık taslak bir metin ortaya çıktığı anlaşılıyor. O metne son şekli veriliyor, rötuşlar yapılıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi birkaç hafta içerisinde artık bu taslağın teklif haline getirilerek meclise sunulması bekleniyor. Hayırlısı diyelim. Çünkü bu konuyla ilgili çok paylaşım yaptık gerçekten. 2019'un en önemli gündem maddeleri arasında hatırladığım bir vatandaşa ilgilendiren bu askerlik yasasını çok konuştuk. Bu af yasa tasarısını çok konuştuk. EYT'lileri çok konuştuk. Orada Cumhurbaşkanı biraz kapıyı kapattı. Onunla ilgili tartışmalar sürüyor. Ama en çok beklenen konulardan bir tanesinin bu af konusu. Daha doğrusu ceza infaz düzenleme olarak ifade ediliyor değil mi? Aslında af değil adı. Evet, yani af daha kapsamlı bir şey. Yani cezalarda indirim yapılmasını öngören bir düzenleme. Mesela yarı yarıya bir indirim yapılması söz konusu. İyi hali de göz önünde bulundurularak, cezaevindeki şartları da göz önünde bulundurularak ve işlediği suçlar göz önünde bulundurularak az önce de belirttiğim gibi toplumda infial oluşturan suçları işleyen kişilere yönelik bir indirim gerçekleştirilmeyecek. Ancak her zaman hani kamuoyunda bilinen ifade vardır. Kader mahkumu tanımı belki şartların zorlamasıyla
belli suçlara karışmış olan insanlar olabilir. Daha sonra hapse girmiş olabilir. İşte bunları kapsayan bir düzenleme olacak. Cezalarda belli oranlarda, belli sürelerde indirim yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla cezasının belli bir kısmını da çekmiş olması gerekiyor. Buna yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Peki biz yayın sırasında yazısını da gördüğümüz için canlı yayını aldık. Cem Küçük'ün de dikkat çektiği bir operasyon algısı oluştu artık. Şimdi bu Metin İyidil konusunu masaya yatırırken yeni bir FETÖ macerası mı sorularının sorulduğuna tanıklık ediyoruz. Elbette ki dosya içerisinde hakim olmadan olsak bile biz mahkeme değiliz. Yani yargılamayı yapacak değiliz ama Hakimler Savcılar Kurulu'nun aldığı bir de pasif göreve atanma kararı ortada. Demek ki bir şüphe var. Bu beraat kararını alan mahkemeden bahsediyorum. Ankara'da neler konuşuluyor? Hatta şunu da söyleyeceğim Küçük. Biliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı duyar duymaz kızdı dedi. Şöyle dün zaten bu konuyu irdelemiştik, işlemiştik. Eski EDOK komutanı Kor General Metin İyidil 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından gözaltına alındı ve yargılama sonucunda yerel mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ancak dün çok sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 20. Ceza Dairesi çok çarpıcı bir karar aldı. Metin İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verdi. Dolayısıyla bu karar çok tartışma konusu oldu. Bunu üst mahkeme olarak yaptı galiba. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğrudur. Yerel mahkemenin kararını üst mahkeme olarak bozdu. Tahliye ve beraat kararı verdi. İşte bu kararın ardından yargıda gerçekten bir hareketlenme yaşandı. Hemen bir üst mahkeme, 21. Ceza Dairesi talimat verdi. Başsavcılığın itirazı üzerine ve tekrar yakalama ve gözaltı kararı alındı. Ve dün gözaltı kararının ardından tutuklama istemiyle gözaltı kararı alındı. Ve o gözaltı kararı alındıktan sonra da Metin İyidil'in yüzüne tutuklama kararı bir kez daha okundu ve tekrar cezaevine gönderildi. İşte bu arada neler yaşandı? Tartışma konusu o. Ahmet, şimdi doğru anlaşılması adına bir şey söyleyebilir miyim? Müsaadenle. Seni de bölüyorum böyle ama affedersin. Daha net olsun, milletin kafası karışmasın, netleşsin diye. Şu kronolojiyi bir yan yana oturtturalım tarihi. Şimdi yerel mahkeme diyorsun ya, kararı ne zaman açıkladı? Şimdi karar... Tam tarihi hatırlamıyorum ancak Metin İyidil darbe girişiminin ardından 2 gün sonra gözaltına alındı. Yani şunu merak ediyorum. Bu beraat kararını veren mahkemeye itiraz gitti. Bu mahkeme ne kadar inceleme fırsatı olduğu da beraate karar verdi. Hani tahliye dese onu bile anlayacağım. Hani çok yatmış der, bilmem ne der, bir tahliye verir. Tamam. Ama beraat için dosyaya tam olarak hakim olmak, bütün delilleri incelemek, hani bu ömür boyu hapis cezası müebbet de değil mi? Müebbet cezası... Ağırlaştırılmış müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet. Daha ağır bir cezasını ağırlaştırılmış müebbetin dışarıya çıkma ihtimali yok bildiğim kadarıyla. Evet. Yanlış aktarmayayım yine de. Ama sonuçta o mahkeme beraat kararı verdi. Kafaları karıştıran biraz da bu oldu. Ne kadar inceleme fırsatı oldu? Bu itirazın ardından bu karar ne kadar sürede çıktı biliyor muyuz? Tam tarihler elimde şu an itibariyle yok ancak ortada zaten garipliklerden bir tanesi de şu, duruşmasız bir karar veriliyor. Yani beraat ve tahliye kararının verilme sürecinde de bazı ilginçlikler, gariplikler var. Zaten yargıdaki o kaosu oluşturan ve HSK'nın mahkeme başkan ve üyelerini görevden alıp farklı illere göndermesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi yerel mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor. Daha sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi 20. Ceza Dairesi bunu bozuyor. Beraat ve tahliye kararı veriyor. Daha sonra da Metin İyidil'in kaçma şüphesinin olduğu ortaya çıkıyor ve hemen savcılık harekete geçiyor ve Metin İyidil bulunduğu evden gözaltına alınıp tekrar tutuklanıyor. Tabii bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini de aynı zamanda İyidil'in avukatı da gözaltına alınıyor. Çünkü onun suçluyu saklama şüphesi ya da kaçırma şüphesi iddiasıyla onlar da gözaltına alındı. Ancak akşam saatlerinde savcılığın talimatıyla serbest bırakıldılar. Dolayısıyla bu konudaki
tartışmalar devam edeceğe benziyor. Çünkü HSK bu kararı veren mahkeme heyetini görevden aldı. Başkan ve üyelerini farklı illere atadı. Şimdi onlar hakkında da bir inceleme devam ediyor. Gerçekten burada iddia edildiği gibi bir FETÖ oyunu mu var, bir algı operasyonu mu var? Bu karar nasıl böyle verildi? Bütün bunlar araştırılacak ve ortaya çıkan sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. Adalet ve demokrasi ve ekonomi, bunların hepsi girift konular. Bunlar olmazsa tanırım. Nihat Bey'i konusunu da soracaktım. Ebru'yu tanırım, damadını tanırım, rahmetli eşini bilirim. Yani 40 yıldır bu yapıları izliyorsanız birçok insanı tanırsınız. Tartışmaya girmem ama Türkiye'nin akla, fikre, bilgiye ve doğru, adil tavra ihtiyacı olduğunu söylemek zorundayım. Adaletsiz bir ekonomi olur mu? Demokrasisiz olmaz. Ya da gelişme. Adaletsiz bir ekonomi olmaz. Adil olmayan bir düzende kimse nefes alamaz. Metin iyidir. Enişte olabilir. Ayrı aileye girmiyoruz. Şey. Ama şunu söylüyoruz. Suç varsa herkes cezasını çekecek. Eğer suç varsa biri korunuyorsa yakışık almaz. Herkese eşit davranmadan söz ederim. Şimdi hukukta şöyle bir kaide var benim bildiğim kadarıyla. Şimdi benim kardeşim hangi suçu işlemiş olursa olsun, eğer ben ona yardım edersem, adalet beni o kadar da suçlu bulmuyor. Çünkü insanlar kardeşlerine bazen ne suçu işlediğine bakmadan da yardım eder. Yani düşünün, benim Allah korusun kardeşlerimden bir tanesinin bir suça karıştı ve ben onu saklamaya çalışıyorum. O zaman adalet diyor ki ailesidir, yapar. Hani çok fazla bu konuyu duyguyla, değişmez. Duyguyla, sevgiyle buna ayrı bir konu. Ama şunu söylüyoruz. Türkiye güçle hareket etmemeli. Altını çizdiğim, kurduğum cümleler net. Güç sahibi iseniz farklı olamazsınız. Eğer hiçbir suç yoksa, bir kumpas içinde iseniz yakışık almaz. Çabuk adaleti teslim edin diyorum. Çok net. Kafa karıştırıyor konu. Tam 3-5 gündür. Ya biz neredeyse 20 yıldır, ya aslında oldu mu olası bu adalet mekanizmaları ile ilgili çok fazla şey konuşulur, çok fazla şey söylenir, tartışılır. Ama yani sonuçta FETÖ'nün yaptıkları adalet mekanizmasına verdiği zararı zannediyorum kimse vermemiştir. Sonuçta aynen, o kadar fazla insan hayatını kaybetti, o kadar fazla insan yaşama umudunu kaybetti, devletin içerisine çöreklendiler, bir ton insanın canını yaktılar, deniz kuvvetleri içerisinde yaşananlar, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde çöreklenmeleri, işte adaletle sağlandı bu. Bu ülkede erklerin ayrı olması lazım. Kesinlikle hiçbir grubun, hükümetin, devletin başka kademelerinin bağımsız olacak, bağımsız yargıya ihtiyacımız ama var. Ama biraz önce haber bakarken, yorumlara bakarken koskoca soru işareti bu söylemle kafamda işte beliriyor. Bunları vereceğiz ki onlar da düzelsin. Elimizden gelen bu. Peki bu görevden alınanlar ya da pasif göreve getirilenlerle ilgili henüz bir açıklama yok herhalde. Partilerden bir söylem var mı bu konuyla ilgili Ahmet? Şu an itibariyle partiler de gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolayısıyla bu HSK'nın incelemesinin ardından ortaya çıkacak sonuç da önemli. Yine farklı iddialar da ortaya atılıyor. Çünkü bu kararı veren mahkeme başkanının FETÖ soruşturmaları kapsamında kısa bir süreliğine de olsa görevden uzaklaştırıldığına ilişkin iddialar da var. Tabii ki şu an itibariyle bunlar iddia niteliğinde. Bütün bunlar HSK tarafından yakından araştırılıyor ve HSK bu incelemelerin ardından kesin kararını verecek. Ortada gerçekten bir FETÖ operasyonu mu var, algı operasyonu mu var, yoksa gerçekten farklı deliller mi ortaya çıktı? Bütün bunlar tartışmaların ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak ve HSK da bu mahkeme heyetine ilişkin kararını o zaman netleştirmiş olacak. Peki. Şimdi bu pazar günkü toplantı herhalde dünyanın da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Ankara'da, Berlin'deki toplantıya katılacak. Kim gidiyor? Program nasıl? Bize biraz aktarır mısın bu konuyu? Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi temsilen gidecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orada olacak. Afrika ülkelerinin temsilcileri orada olacak. Arap Ligi'nden temsilciler orada olacak. Tabii ki Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle bu gerçekleşiyor. Trump toplantıya katılmayacak. Onun yerine Mike Pompeo'nun gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla o Berlin'deki konferans kapsamında Libya'da kalıcı bir ateşkes sağlanması ve iç savaşın sona erdirilmesi.
verilmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Hafter'inde bu toplantıya katılacağını ve söyledi, duyurdu. Dolayısıyla oradan bir sonuç çıkması bekleniyor. Bilindiği üzere Hafter, Türkiye ve Rusya'nın çağrısı üzerine Moskova'da yapılan toplantıda anlaşma metnine imza koymamıştı. Jeti ile birlikte Moskova'dan ayrılmıştı. Şu an itibariyle ateşkesin bozulduğuna dair de bir somut veri yok. Şu an itibariyle bölgede sakin bir durum olduğu gözleniyor. Ancak Hafter güçlerinin olası bir saldırı hazırlığı içinde yine askerlerini Trablus'a doğru yığma girişiminde bulunduğu da gözlemleniyor. Bütün bu gelişmeler ışığında Berlin'deki konferans çok önemli. Pazar günü yapılacak. Gerçekten öyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu toplantıya katılacak ve Türkiye'nin tezlerini ve Libya'daki olan durumu tüm dünya kamuoyuna bir kez daha anlatma imkanı bulacak. Ve orada Türkiye'nin neden ateşkes istediğini, Libya ile yapılan anlaşmanın içeriğini daha kapsamlı bir biçimde liderlere anlatma imkanı bulacak. İki başlık dikkatimi çekti bu konuda. Size onu sormak istiyorum. Fransa'nın altını ısrarla çizeceğiz. En kritik ülkedir. İstanbul-Moskova hattındaki yolculuk rahatsız etmiş olabilir. Açık çağrı vardı. Almanya, Fransa, Pompeo gelecek. İngiltere tabii ki önemli bir ülke. Hiç vitrinde görünmüyor. Dolayısıyla izleyeceğiz, sonra değerlendireceğiz. İtalya, Başbakanı Cezayir'den mesajlar vermiş. Türkiye'nin tezini destekler açıklamalarına devam ediyor İtalya. Hı hı. Burada benzeşiyor İtalya ile Türkiye. İtalya çoklu arka plan diplomatisini yürütüyor. Mısır, İsrail, Güney Rum kesimi Yunanistan'la birlikte, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Mısır'la ilişkilerini, yani hemen her aktörle görüşmelerini sürdürüyor. Bir de bu Yunanistan krize girmiş bu konuyla ilgili, davet edilmeyen ülkeler arasında. Siriza'dan bir çıkış var. Çat bile orada, biz neredeyiz diye içinde bir kavga bir oldu. Herkes, hiçbir ülke hiç kimsenin rolünü çalmaya kalkışmayacak. Siz eğer sahip olduğunuz hakları yerinde, zamanında sahip çıkamazsanız boşluğu birileri doldurabilir. Bir dakika derler. Adil davranma peşinde de değildi sanki Rumlar bu konuda. Bütün tabii coğrafyaya ki, el koyma çabası içinde. Bizi Doğu Akdeniz'e hapsederek farklı emellerini gerçekleştirmek isteyenler duracak. Biz akılcı politika izleyeceğiz. Nihayet 10 yıl sonra yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz ve yapmak zorundayız. Evet, Ahmet, var mı Ankara'dan, hangi gündemleri takip edeceksiniz bugün? Bugün 18 milyon öğrenci karne alıyor. Dolayısıyla evet. Ankara'da da Milli Eğitim Bakanı'nın katılacağı bir toplantı olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam MHP muhabirleriyle, partiye bakan muhabirlerle bir araya geldi. Orada çok önemli mesajlar verdi. Belli bir ambargo saati var. Ambargo saati geldiğinde de o açıklamaları son dakika olarak ve canlı bağlantılarla yine ekranlara taşıyacağız. Ne yaptın Ahmet? Dolayısıyla... Bizi yıktın şimdi sen. Var bilgin alamıyoruz. Söylemeseydin Ahmet yıkmıyor, bari. Ahmet yıkmıyor. Ambargo var. Sözü MHP Genel Başkanı'na söyleyeceksin. Orada şeyde de var. Ne yani. Ambargosu? Hükümette de oluyor. Haberde ambargo mu olur ya? Bunlarda yeni. Ay, sana söylüyorum, yazma. Evet. Aman şu saate uygun davran. Öyle bir şey. Ben sıcak şunu merak haber ettim beklemez. Bu MHP ile ilgili. Sayın Bülent Karataş'a Mercedes'ini vermiş. Bu klasik otomobil tutkusunu biliyoruz Sayın Devlet Bahçeli'nin. BZK plakalı bir otomobil. Daha önceden de var galiba, değil mi, böyle bir hediyesi? Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin güzel bir jesti. Zaten İstanbul Milletvekili de onu hem sosyal paylaşım hesabından paylaştı, açıkladı. Böyle de bir jest yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konudaki klasik otomobilleri olan tutkusu biliniyor. Zaman zaman işte... Ferdi Tayfur. Evet, aynen, gerçekten öyle. Ankara caddelerinde zaman zaman böyle tur da atıyor. Dolayısıyla... bu gelişmeleri de takip edeceğiz. Olmazsa pazartesi konuşuruz artık gelen mesajları. Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yayınlarda başarılar diliyorum hem sana hem çalışma arkadaşlarımıza. Katkılarından dolayı da bütün ekibe lütfen bir kez daha teşekkürlerimi ilet. Hepsine sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz buradan. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Peki, biz Melih Hanım'la... Ahmet bilgileri aldı. O da şu anda vermek için aslında tabii şey yapıyordur namusun. Ama... Tabii siyasette ve hükümet kademelerinde oluyor bu iş. Ama tabii ki diğer odaklarda olursa olmaz. Hani bu sefer de
haberime mesela müdahale etme. Ben ne zaman ne yapacağımı bilirim gelir konu. Ama siyaseten sonuçta bir özel bir basın toplantısı. Bu bir noktaya kadar kabul edilebilir bir durum. Günün fotoğrafını ben de bilmiyorum inanın. Ben girdikten sonra arkadaşlar seçti. Buyurun beraber bakalım neymiş bakalım. Bugünün fotoğrafı. Yeni editörümüz bizimle birlikte çalışıyor Murat'tan sonra, Murat Aydın'dan sonra. Servet geldi ve ilk fotoğrafımızı seçti. Hadi bakalım. Çok güzel bir fotoğraf olmuş. Çok şahane. neresi burası? Burası neresi Servet? Kamboçya'ymış. Servet diyor ki Kamboçya'dan suyuyla sevinen çocuklar mı diyelim buna? Ne diyelim? Ne dersiniz efendim? Yani çocukların sevinci mi sadece bir şey olmaz? Su diyordunuz ya siz. Su hayattır. Su problemimiz hayat, var. Su, oradan tabii belki ki değerlendirebiliriz. Mesela biz kendimize bakalım. Biz doğalgazı ithal ediyoruz. %40'lardaydı doğalgazdan elektrik üretme oranı 18.3'lere kadar indi. Geçen yıl barajlarımız doluydu. Çünkü bizim 3 büyük barajımız var. Bu barajlardan Keban suyu topluyor. Altındaki 15 baraja dağıtıyor. Tabii Karakaya barajımız alıyoruz, elektrik üretiyoruz. Atatürk vardı yedeklerimiz. Bu sene su seviyesinde geçen yıla göre yarı yarıya düşme var. Bu bir sinyal olabilir. Haberi Olcay Aydilek hazırlamış. Ben de takip ettiğim konu olduğu için çok iyi bir haber. Kuraklık Türkiye için en kritik konudur. Dün bütçeyle de alakalı değerlendirmesi var. Bütçeye de geleceğiz ama Türkiye 2 sene üst üste kuraklık yaşarsa nefes alma şansı olamaz. Şovu bırakıyoruz. Ülkeyi yönetenler lütfen şov yapmayın. Siyasetçiler lütfen daha duyarlı olun. Empati yapın diyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu bütçeye gelelim mi? Fotoğraf çok güzel. Evet. Çok estetik. Lütfen. Türkiye estetik ve entelektüel seviyesini, sermayesini kaybediyor. O anlamda Servet'e teşekkür edelim. Bu kadar estetik ve önemli bir görüntüyü bize sunduğu için. Çünkü susuz bir hayat olmaz. Evet. Şimdi yayınımız hazırmış. İsterseniz önce onu alalım. Önemli bir haberi aslında bugün ekranlara, iddiayı ekranlara taşıyacağız. Daha sonra gündemimizde devam ederiz. Kıbrıs özeli üzerinden bir iddia var. Şimdi şu haberi ben birazcık bir tarif etmek istiyorum. Bundan sonra da canlı yayın konuğumuza Sayın Bilin Hanım'a döneceğim ve ondan rica edeceğim detaylarını. Rum yönetiminin insan hakları ihlali Birleşmiş Milletler izleme raporuna alındı diyor efendim. Bu bilgiyi paylaşıyoruz. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türk kaptanlara karşı kötü muamele içerisinde. Ve Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi işkence ve diğer zalimane, gayri insani, küçültücü muamele ve cezanın önlenmesi komitesince yani KED komitesince Birleşmiş Milletler izleme raporuna alındı. Türk kaptanlara, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaptanlarına, oradaki işte küçük teknelere vesaire kaptanlarına yaptıkları muameleler yüzünden Rum kesimini şikayet ediyorlar Birleşmiş Milletler'e. Ve onlar da izleme komitesini alıyorlar. Avrupa Birliği'ne ait bir ülke şu dakika itibariyle aslında insan hakları ihlaliyle gözetim altında. Biz de bu raporu hazırlayan, aslında bu şikayet mekanizmasını çalıştıran isme sizinle birlikte konuşmuştuk zaten. Siz biliyorsunuz. Konuyu izliyorum. Evet, sizin Türk de. Limanlara Türk gemileri rahatça yanaşabiliyor mu? Türk kaptanlar, Türk gemilerinde çalışanlar o limanlarda insanca muamele görebiliyor mu? Konumuz sorusunu, bu. Sorusunu Bilun Elmacıoğlu'na soralım isterseniz. Günaydın efendim. Günaydın Gökhan Bey, Meli Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İsterseniz buyurun ilk soruyu siz sorun. Gününüz aydın olsun. Kadın sesi duymak mutlu ediyor beni. Global yüzyılındayız Kıbrıs'ta. Türk gemileri limanlara rahatça yanaşabiliyor mu? Türk personele insanca muamele yapılıyor mu? Bir değişiklik var mı? Şimdi şöyle başlayayım isterseniz. Bizim yaptığımız başvuru, yani CET komitesine yapmış olduğumuz başvuru genel olarak kuzeydeki limanlara girdikten sonra güneydeki limana giden tüm gemilerin kaptanlarıyla ilgili. Ancak elimizdeki dosyalarda 4 tane dosyayla yaptık bu başvuruyu. Bunlar Türk kaptanlar.
sadece Türk kaptanlar değil, bütün kaptanlar aslında burada. Genel bir kanundan yola çıkarak yapıyor bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Aslında temel olarak 1974'te çıkarmış olduğu Bakanlar Kurulu kararına dayanıyor. Ve bu tek taraflı kararıyla iddiası şöyle: kuzeydeki Gazi Mansa, Girne ve Gemi Konağı limanlarının kapalı liman olduğunu iddia ediyor ve bunu bu şekilde uluslararası topluma deklare ediyor. Peki ben şunu merak ediyorum, ne tür kötü muameleden bahsediyoruz? Yani Rumlar kaptanlarımıza nasıl davranıyor efendim? Biraz detay verebilir misiniz rica etsem? Tabii detaylandıralım. Şöyle, bizim elimizdeki dosyada, yani bu başvuruyu yaptığımız dosyadan örnek vermek gerekirse, kaptanı gemiden ifadesini almak üzere alıp 10 gün tutukluyor. 10 gün süre boyunca neden tutukladığı ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapmıyor. Çevirmen bulundurmuyor. Avukat teminini çok geç yapıyor. Ve serbest kaldıktan sonraki süreçte de yine sıkıntılar yaşıyor kaptan oradan ayrılırken. Çünkü aşağılanıyor yani bir şekilde. Kötü muameleden kastımız bu, evet. 10 gün çok uzun bir tutukluluk süresi bu arada. 24 saatten... Avrupa Birliği bir şey demiyor mu acaba bu uzun tutukluluk süresine? Bu Avrupa Birliği'nden ziyade bizim doğrudan BM'ye yaptığımız başvurudur bu. Şöyle söyleyeyim, ülkelerin, Birleşmiş Milletler konvansiyonlarına taraf olan ülkelerin bu konvansiyonlara uyumuyla ilgili bir izleme süreci var. Bu sözleşme kapsamındaki izleme süreçleri 5 yılda bir ele alınıyor Cenevre'de bu komiteler kapsamında. Ve siz ilgili konularla, yani başvurmak istediğiniz konuları komitenin gündemine taşıyabiliyorsunuz. Biz bu başvuruları Kıbrıs Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acenteler Birliği adına yaptık. Sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapabildiğiniz başvurulardır bunlar. Birleşmiş Milletler ne dedi peki bu başvurunuza? Bu konunun kötü muamele kapsamında incelenmesine karar verdi. Yani izleme dediğimiz kısmı bu. Yani artık Rum tarafı, Kıbrıs'ta Rum tarafı Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında. Oraya bakıyor özellikle herhangi bir kötü muamele var mı yok mu diye. Evet, bu kapsamda kötü muamele. Sadece bu başvuru değil, başka başvurular da söz konusu oluyor bu komitelerde. Bu kapsamda kötü muameleyi özellikle irdeleyerek bunun izlenmesine karar verdim. Araya girebilir miyim? Bu tabii, 10 buyurun. Günlük tutukluluk süreleri önemli. Kapalı liman statüsünde görüyor kuzeydeki bazı yerleri, Güney Rum kesimi. İş kaybı, ekonomik kayıpla ilgili bir veri var mı elinizde? Türk armatörler, denizcilerle ilgili. Evet, evet Melih Hanım. Teşekkür ederim bu soru için. Çok ciddi kayıplar var. Şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ayrıca yapmış olduğu lobi faaliyetleri sebebiyle dünyaya da aktarılan şöyle bir yanlış algı var. Dünya ülkeleri de bu limanların kapalı olduğunu düşünerek bir takım sirkülerler yayınlıyor. Bir takım yabancı bayrak taşıyan gemilerin de limanlara girmesinden itibaren cezalar kesiliyor, para cezaları kesiliyor. Armatörler tehdit ediliyor. Bu limanlara girmeyeceksiniz, eğer girerseniz sizi bayraktan atarız gibi tehditlerle karşı karşıya kalan armatörler var. Bu neye sebebiyet veriyor? Limanların aslında giderek gerçekten var olmayan bir ambargoyla karşı karşıya kalmasına sebebiyet veriyor şu anda. Ada ülkesi Kıbrıs, biliyorsunuz. Adalar hava ve deniz limanlarıyla ulaşım sağlayabiliyorlar dünyaya. Bütün iletişimi bu şekilde sağlamak ancak mümkün olabiliyor. Ercan Havalimanı uluslararası havalimanı statüsünde değil, biliyorsunuz. Bununla ilgili de bir karar var maalesef. Deniz limanlarının da bu tehlikeyle karşı karşıya kalması adadaki ekonomik durumu çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Çok kritik bir konu. Araya girdim. Bu uyarı için biz de size teşekkür edelim ama yabancı ülkeden, örneğin Rusya'dan hafta sonu itibariyle bu limanlara gelen gemi var mı? Hayır. Doğrudan gelen yok. Peki. Ama Avrupa Komisyonu'nun ambargo yok kararı da aslında orta yerde duruyor, değil mi?
Evet, oraya da bir başvurumuz var. 2018 yılında yapmış olduğumuz, Ekim ayında yapmış olduğumuz ve Aralık ayında resmi kanalla bize verilen bir cevap var. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu kararı aslında çok sabit. 10 yıl önce de yapılan bir açıklama var yine bu yönde. 10 yıl sonra yapılan başvuruda yine aynı cevabı verdi. Dolayısıyla ben az önceki konuya şöyle bir son bir cümle eklemek isterim. Lütfen. Hani ekonomiye nasıl etki yapıyor sorusu. Çok basit bir örnekle şunu söyleyelim. Bütün temel ihtiyaçlar, buna gıda ve ilaç da dahil olmak üzere %25-30 civarı daha yüksek bir fiyatla ulaşıyor son kullanıcıya. Bunun sebebi de bütün gemilerle gelen, limanlara gelen bütün bu temel gıda Türkiye'den aktarmalı olarak gelmek zorunda. Direkt gelmesi mümkün değil. Ancak zaman zaman bir takım gemiler tabii ki yabancı bayrak taşısa da girebiliyordu limanlara. Son iki yıldır giderek artan bir sıkıntı baş gösterdi. Çok ciddi bir düşüş var. Bunları istatistik verilerle ortaya koyabiliyoruz şu anda. Özellikle 2012 ile 2019 yılları arasında baktığımızda %70-80'lere varan bir düşüş olduğunu görüyoruz limanlara giren yabancı bayraklı gemiler bakımından. Konu sadece bu değil tabii ki. Yani limanlar dışında bir takım yabancı ülkelerde yerleşik olan yine denizcilik sektörünün önemli kuruluşları olan şirketler de KKTC'de yerleşik iş insanlarıyla ve şirketlerle iş yapmaktan imtina etmeye başladı. Açıklamaları çok uluslararası hukuk anlamında çok hani hukuki açıklamalar değildir. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bu özellikle son iki yıldır yaptığımız çalışmalardan ciddi bir lobi faaliyeti yürütülüyor. Ve burada bir yanlış algı, yanlış bir algı oluşturuluyor. Aslında KKTC ambargolu ülkeler listesinde değildir. Limanlar kapalı değildir. Uluslararası anlamda açıktır. Herhangi bir ticari kısıtlama ya da ambargo kararı herhangi bir uluslararası kuruluş ve kurum tarafından verilmiş değildir KKTC ile ilgili. Peki, bu çabanız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılıp bu özel bilgileri bizimle paylaştığınız için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargo altında değil. Bunu net bir şekilde ifade edebiliyoruz aslında. Evet, doğrudur. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Önemli ben bir konu. Ederim. Çok önemli. Başarılar bir diliyoruz mücadelenize. Uyaralım. Biz bu Doğu Akdeniz süreci ediyorum. İçerisinde gelişen bir durum olabilir mi bu ekonomik baskı? Tabii ki ticaret savaşlarını anlatmıyor muyuz burada? Bu da bir ticaret savaşı. Biz önce kendi haklarımıza sahip olduğumuz değerlere bakacağız ve bizi yok etmeye dönük eylemlere karşı bir duruş sergileyeceğiz. Niye bu konu hiç tartışılmıyor Türkiye'de? Peki. Dün veremediğimiz bir videomuz vardı. Dün çok konuştuk, veremedik. Arkadaşlar hazır mıyız? Bugün? Hangisi? Dün bir kriz yaşamıştık ufak bir teknik sorun yüzünden. Oscar'lar, dün gittiniz, oradaydınız. Nasıl geçti? Ben. Sinema olunca. Bu ülkenin sinemacılarına sesleniyorum. Bak yakamda kırmızı karanfil var. En az bir kadının katledildiği bir ülkede kadın sorunlarını anlatan iyi senaryolu uluslararası arenaya gidecek bir film yapamıyoruz. Makedonya'nın kuzeyinden sürpriz bir ballar ülkesi filmi geldi. Yani bulursa herkes gitsin bu filmi seyretsin ve bir dert çıkarsın. İstanbul Modern değil mi? İstanbul Modern. Oscar günleri düzenlemiş İstanbul Modern. Hep düzenliyor. Oradan hep oradayız. Yabancı Oscar'ları bunlar ama tabii şimdi Oscar'ın Hollywood yabancıları. Yabancıları başlığı altında 15 gün sürecek bir sinema gösterimi var. Onunla ilgili bize bir fragman tanıtım göndermişler. Sırada o var. Birbirinden güzel filmler var. Bu sene Oscar çok. Biraz zorlanacak galiba. Oscar hiç zorlanmaz. Milliyetçilik her yerde ağır basıyor. Dolayısıyla dünyadan müthiş bir dalga geliyor. Gelir dağılımı eşitsizliği olanca ağırlığıyla sinemada küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklar tek tipleştirme. O yüzden bak bu da küreselleşmenin getirdiği bir sonuç. Merkez 24'lerden geldiğimiz rakam. Siz dün pas geçse iyi olur ama 1 puana kadar bir 100 bas puanlık 0, bir indirim. 0.75 bekliyor piyasa 20, demiştik. 75 o geldi. Ay bu piyasa ne böyle ya? Ne kadar bilmiş bunlar? Nereden bildiniz siz Merkez Bankası'nın 0.75 indireceğini? Ülkedeki şeffaflığa bakar mısınız?
Şimdi aşağı yönlü devam ediyor. Bu sene için 275 bas puanlık bir indirim konuşuluyor. Diyorsunuz da çok biliyorlar diye. O bilenlerin söylemleri 275 bas puan. Şimdi Merkez Bankası 75 bas puanlık mermiyi sıktı. Geriye 200 bas puan kaldı. 11 tane de toplantı faiz, var. 11.84 TÜFE enflasyon. Aradaki faize bakar. 2011 yılından bu yana Türkiye. Dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı. Dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Ali Babacan negatif reel faizle, kredi genişlemesiyle Türkiye'yi cennete yollayacaklardı. O cennetler kesintili kesintili devam ediyor. Bense uyarıda bulunmak zorundayım. Uyarıda bulunalım biz. Böyle sıradan bir ben uyarıyı bütçe açığı üzerinden vereyim gitsin. Türkiye'de bütçe açığı 2019'da 123.7 milyar TL açık %70 arttı. Eğer Hazine ve Merkez Bankası'nın gelirleri olmasa açık 200 milyar TL olacaktı. Bu sene 138 milyar TL açık bekleniyor. Hadi diyelim ki Hazine'den Merkez Bankası'ndan parayı buldunuz. Bu sene ne yapacaksınız? Kamu harcamaları artıyor. Bu kısa vadede kamu harcamalarının artması büyümeyi olumlu etkiler. Bu kimin? Politikacının işine gelir. Ama orta vadede enflasyonu artırır, faiz üzerinde baskı kurar, büyümeyi engeller, kamunun borç stoğunu artırır. Türkiye'de kamunun borçlanması artıyor. Sevinenler o kadar sevinmesin diyoruz ve biz uyarımızı yapıyoruz. Bize iyi bir kalkınma modeli lazım, biz şov istemiyoruz. Ben siyasetçiden şov istemiyorum. Özel sektörden? Özel sektör şu an nefessiz. Kamu harcama yapıyor. Tasarruf yapmayı bilmiyor. Özel sektöre destek verecek kamu. Birlikte Türkiye bir çıkış yolu bulacak. Hiç mi olumlu bir şey yok sorularına cevap verirsek? Büyüme odaklı bir yaklaşım. Simit ekonomisi diyorum. Simit ekonomisi büyümeye dayanır. Geçen yüzyılın modeli bitti. Bu yüzyılda değişim gelişim dijital ekonomiden yeni dünya düzeninden söz ediyoruz. Dünya ülkeleri borçlu 253 trilyon dolar borç, 257 trilyon dolar olacak Gökhan. En borçlu ülkeler, baktığımızda Çin var, Hindistan var, Brezilya var ve borç öderken zorlanacaklar. 19 trilyon dolar bu sene ülkeler borç ödeyeceğiz. Allah'tan Türkiye gibi, Arjantin gibi ülkeler kendi para cinslerinden borçlanmışlar. Ben o yüzden borçlanmaları izliyorum. Öyle faizler düşük değil. Tabii ki iyi şeyler oluyor moral düzeltici. Mesela sen burada birinci yılını tamamlamış oldun. Arkadaşlar, değil mi? Sağ olsunlar. Birinci yıl için bir pasta hazırlanmış. Buyurun buyurun efendim buyurun. Ben, Cem diyor ki yürüyün diyor. Geleceğiz ama çalışmayacağım. Aman yardım edeyim size. Yani, ya siz videomuz yani böyle. Yani yapalım dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Tam bir güne oldu. Vay evet. Vay vay. Daha yeni bir haber, bebek. Evet. Haber merkezimizin. Şöyle evet. Evet. Gelin buyurun. Böyle buraya. Ay gelelim bakalım. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz vay. Efendim. Yıllara aman, ay ne kadar zarifsiniz. Şöyle yapıyorum. Hadi bakalım. Sizin nice bir yıllar. Pastayı sizi burada görmek. Ay pastayı ters göz bak ağır mısınız? Nazar boncuğumuz da var yalnız. Renkler çok güzel mavi ve kırmızı. Evet, kolay değil. Tam bir senedir Sayın Gökhan Kayış ve sonrasında da Melia Okur evlerimize konuk oluyor. Bize gündemin en sıcak haberleri kadar yaşam içinden haberlerle de sesleniyorlar. Biz efendim onların sayesinde ailenizden biri olduk. Sevgili Sultan Akten'le arada sırada biz de yayına katıldık. Dedik ki pasta sen neredesin? Yapalım. Neredesin sen? Buradayım. Olur mu? Biz sizlere alışmıştık. Sokakta her sabah canlı yayınlardaydın sen. Bugün pasta geldi. Çok yoğun çalışıyor. Bugün pastayla geldik. Çok yoğunuz. Bu arada da müdür bey duydunuz mu? Yiyelim. Yayın istiyoruz evet tabii evet, ki öyle. Pastayı da biz yaptık. Peki nasıl bu? Beraberliğimiz nasıl siz gidiyor? Siz mi yaptınız? Ben şu son bir yılda her sabah çok enerjik uyandım sayende. Evet. Bir şikayetim var tabii ki. Hayda. Buyurun. Biz şimdi canlı yayına gittiğiniz zaman
zaman bazen olay yerinde tabii ki ilk anda olayı görüyoruz. İşte bir şeyler araştırmamız lazım ki bir şeyler söyleyebilelim. Ama arkadaşımız sahadan geldiği için Tuta o nasıl olmuş? Bu nasıl? Bilmiyorum Gökhan. Bana 50 tane mesaj geldi. Şu muhabirleri kesme artık diye. Ama ben aslında amacım şu, sizi rahatlatmaya çalışıyorum aklımca. Hani soru sorayım ki soru cevap yapalım o arada. Bu mesajlara da cevabım olmuş olsun. Ama şimdi şunu da ekleyelim. Buyurun efendim. Biz hadi burada bakalım. Efendim haberlerimizi yaparken ya da Sayın Gökhan Kayış, Sayın Mela Okur burada bu haberleri tek başlarına yapmıyor. Biz de yapmıyoruz. Siz olmazsanız haber merkezi olmaz. Görünmeyen çok yüzler var. Evet, haber merkezindeler. Prodüktör arkadaşlarımız, editörümüz, muhabirlerimiz. Herkesi bekliyoruz. Servet gelsene. Herkes burada. Evet. Onların adına geldik. Servet de son editörümüz efendim. Bu yıl içerisinde pek çok önemli isimle çalıştık. Murat Aydın'la, Turan Kırkıl'la, Muhammed Özcan'la ve şimdi Servet'le beraberiz. Yönetmenimiz de nasıl gidiyor Servet? Cem nerede Cem? Cem, utangaç bunlar ben anlamıyorum. Pastayı vermeyeceğim size ona göre. Hepsini ben yiyeceğim. Gelmeyenlere, pastayı biz yaptık. Gelmeyenlere pasta yok. Hatta ay, Ercan Bey'e de sesleniyorum. Ya? Gelmedi. Bunu da not ettik. Hayır. Gidiyorum da ben. Pasta yapıp gösteriyor ya. Çorba yayınını diyorsunuz. Dalino Şef benim yiyen babam. Onunla yemek yapıyoruz. Çorbayı almış. O yüzden sordum. Evet dostum sen nasıl bir macera bekliyor biz önümüzdeki seni? Haberin mutfağında içeride muhabirler, güzel muhabirler haberi yaptıkları gibi pastayı da yapmışlar. Evet. Tüm yıl boyunca yine hareketli. Zor mu bu program? Program biraz zor. İnteraktif gidiyoruz. Biraz zor. Bazen ben rejiyi zorluyorum açıkçası. Onu da getirin, bunu da yapalım bilmem ne derken. Yok, bizim işimizi kolaylaştıran arkadaşlarımız var. Bize düşen sadece onların tüm gün içinde verdikleri emeği ekrana yansıtmak. Ercan Bey selam söylemiş bu arada. İstanbul dışındaymış. Yoksa gelecekmiş. Selamını aldık. Aleyküm selam diyelim buradan. Peki keselim mi arkadaşlar? Cem gelmiyorsun galiba. Ben artık kesiyorum. Hadi gel bakalım. Siz hanımefendi. Hayır sen de. Lütfen. Hayır, Melia Hanım. Olur mu? Neden? Olur mu? Böyle şey? Lütfen. Sen kesiyorsun. Bir mumumuz eksikmiş. Olmaz. Siz buyurun efendim. Hadi beraber keselim. Umuyorum Türkiye için şuradan keselim. Şöyle Türkiye için daha hayırlı bir yıl olsun efendim. Umuyorum daha güzel haberler aktarırız. Kadınların öldürülmediği. Burada hemen Aslan Ören. Sevgili Aslan Ören, iyi arkadaşım. Ona sevgilerimi teşekkürlerimizi sunuyorum. İletiyoruz çünkü bu imkanı. Çünkü koca medyada bir tek basın patronu kadın var ya. Evet. Ya değil bu, mi? Ben sonuçta bu imkanlar... Kadına destek, kadınlara destek vermek için burada Melih Hanım. Bakanlıklarda da bekliyoruz. Bakanlıkta ama Cem, ben sen hep anlat, kadınları nasıl bekliyorum. Zor. Erkekler yoksun. Yoğun ve zor ve keyifli. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz... Bir liste yaptım. Az önce o listenin hepsini okudum. Ankara ekiplerimiz, İstanbul ekiplerimiz, kameraman arkadaşlarımız, bize çay getiren dostlarımız, evet ya. Bizi buraya getiren gecenin bir yarısı Ahmet şoförlerimiz. Bey, gazeteleri bulup getiren evet, destek. Evet, Fethiye çok teşekkür ediyoruz. Can raş bir şekilde tam bir yıldır ne desek hiç hayır demedi. Gencecik çay bir insan. Çay ocağına da bayılıyorum yalnız burada. Kahve içeceğiz, tamam. Şey. Kahveler güzel olacak bugün, anlaşıldı. İki tane pırıl pırıl insan var orada. Evet, selam olsun hepsine. Biz elimizden gel, ben şöyle bitirmeye çalışıyorum. Hani hatamız olduysa affola diyorum ama sonuçta toplam bir çaba içerisindeyiz. Umuyorum çok daha güzel bir Türkiye macerasını aktarıyor oluruz hep beraber. Yalnız onların hikayelerini anlatacağız. Sonuçta biz burada sadece tarif ediyoruz. Emek arkadaşlara ait. Elbette ki kameraman arkadaşlarımızı da unutmayacağız. Hem stüdyodaki kameraman arkadaşlarımız hem de sokağa inen ama kameraman kamera arkadaşlarımız. Ama kamera şefimizi de analım özellikle. Analım değil mi? Ona da çay gelsin. Olgun Bey'e de çay istiyoruz. Olgun Bey bizi dövecek yoksa çay gelmezse. Peki tekrar öyle bitirelim o zaman. Hata yaptıysak affola. Pazartesi sabah yeni bir Günaydın Türkiye. Magyöz. Onu da hepsini okudum. Ben hepsini aktardım. Hepsini. Hiç isim atlamadım. Yazdım özellikle ki bir sıkıntıya mal vermemek için. Hanımefendi gelemedi galiba. Onu da rica etmiştim buraya ama demek ki işi var. Bizim Talip nerede? Ya bilmiyorum. Haber merkezine biraz daha şey yapalım. Herhalde işleri var. Sonuçta sabah bu saatte herkesin toplantıları var vesaire. Haber merkezi devam ediyor. Vermiş olduğu aynen bir... öyle. Evet. Umuyorum hepimiz için çok daha güzel bir Günaydın Türkiye hikayesi yazarız. Türkiye için sözler söylemeye devam edeceğiz. Bu arada bugün karne günü. Çocuklara bir kez daha boş verin notları diyoruz. Ben de bugün gideceğim. İlk karnemizi alacağız. 7 yaşında bir de ipeğimiz var. Onun bu da doğum günü bugün. Buradan doğum gününü kutlamak istiyorum müsaadenizle. İpeği de peki hadi bakalım bir kez daha şuradan ipek için şöyle bir atıyorum.
pazartesi sabah. Benim de iki yeğenim var. Görüşmek üzere diyoruz efendim. Günaydın Türkiye.